Tamam evet, şu çalın diyor ya. Kardeşiz herhalde. Nasıl biz izleyiz. Bugünün ikinci oturumundayız. Bizim afiş ya da tanıtım yazımızı okudunuz mu, duydunuz mu bilmiyorum ama orada şöyle bir cümle vardı. İnsanın, doğa, devletin, toplum, erkeğin, kadın üzerinde, patronun işçi üzerinde kurduğu tahakküm ve sömürüyü kaldırmak. Yani sadece kahrolsun kapitalizm demek ki olmuyor. Somut bir şeyler söylemek gerekiyor diye. Yani tahakküm ve sömürünün bir boyutu da insanın doğa üzerinde kurduğu. Tam bu noktada Cemil Aksu bizi aydınlatacak belki. Zaman zaman bilmiyorum siz çok karşılaşıyorsunuzdur ama bana şöyle oluyor. Ben doğa ya da ekolojik bir şey bahsettiğim an ya sanki derdimiz bu. Yani hani yoksulluk, açlık ya da işsizlikten bahsettim. Niye doğa falan diyorsunuz ama bir tür insanlar iklim krizi diye bir şeyin varlığını siyasetçiler başta olmak üzere kabul etmiyor. Acaba o kafalarındaki ütopyaları gerçekleştirebilecekleri bir gezegen kalacak mı? Hani ciddi anlamda bir alarm haline geçmemiz gereken bir mevzu. O nedenle çok değerli polen ekolojiden Cemil Aksu'yu çağırmak istedik. Onu dinlemek istedik. Alevi örgütlerinin buna hem ihtiyacı var hem de kendilerini doğa ve ekolojist diye tanıtan da bir inanç grubu. Belki buradan da bir bağlantı kurarız diye düşündüm. Böyle sizi dinliyoruz. Sağ olun geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum kurum adına ve kendim adına. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aslında yani benim açımdan şöyle bir şey, yani Enel Hak diyen, devri daim olsun diyen bir inanç ya da bir kültürün mekanındayız. O açıdan aslında bir yerde tereciye tere satmak pozisyonuna düşersem affedin beni. Yani çok Alevi kültürüne hakim biri değilim. Alevi kültürünü ama Türkiye'deki hem toplumsal mücadelenin, siyasal mücadelenin, Türkiye demokrasi ve özgürlük mücadelesinin en önemli toplumsal güçlerinden biri Alevi toplumu, Alevi kültür dernekleri, inanç dernekleri, inanç özgürlüğü alanında olsun, toplumsal eşitlik alanında olsun bu mücadelede gerçekten temel bir güç. O açıdan da kuşkusuz hem bu hem kültürel özellikleri açısından hem de böyle bir demokratik mücadeledeki rolleri açısından onlarla ekolojik konuşan, sizlerle ekolojik konuşmak, ekoloji mücadelesi konuşmak iki türlü önemli. Bir, hani hasbelkader bildiğim kadarıyla yani işte Dersim'deki Munzur Baba'dan, Düzgün Baba inançlarından, Rea yol inancına kadar, işte bu Vahdedi Vücut, Enel Hak inancına kadar aslında ekoloji düşüncesinin, felsefesinin bu topraklardaki köklerini görmek, anlamak ve onu öğrenmek açısından bizim için iyi oluyor. Hem de bu mücadelede kuşkusuz, yani ekoloji mücadelesi birkaç çevrecinin ya da ekolojistin mücadelesi değil. Biz öyle de görmüyoruz. Bu dünyada nasıl yaşadığımızla ilgili bir şey. Yani Aslan Hocam da söylüyor. Yani nasıl üretiyoruz, nasıl paylaşıyoruz. Bu direkt bununla ilgili şey. Dolayısıyla da. Hiç sorun değil. Bu arada ben konuşurken de sözümü rahatlıkla kesebilirsiniz. Ya burada dur hele yanlış bir şey söyledin diyebilirsiniz. Ya da ya işte bu biraz eksik tam anlamadım diyebilirsiniz. O açıdan da hani aman sunum kesilir vesaire gibi şeyimiz olmasın. Bugün ayın 3'ü, 3 gün sonra büyük bir felaketin yıl dönümü olacak. Biliyorsunuz 6 ve 10 Şubat depremlerinde binlerce canımızı kaybettik ve halen canlarımız, sağ kalanlarımız o felaketi yaşamaya devam ediyorlar. Ağır bir kış geçirdiler. Şimdi işte yazı, halen kışın içindeyiz gerçekten. Yani tam geçmişte sayılmaz ama halen işte su sorunu, barınma sorunu ve kendi topraklarında yaşama sorunuyla karşı karşıyalar. Depremin birinci yıl dönümünde de başka bir darbeyle karşı karşıya kaldılar aslında. Kendi oylarla seçtikleri bir milletvekilini siyasi bir darbeyle vekilliği düşürüldü. O açıdan hem Hatay ve 6-10 Şubat depremlerinde canlarını kaybedenleri de analım hem de
Aslında evet, onlarla dayanışmamızı, onlarla hem dertliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da sevgili Can Atalay'a da hem ekoloji mücadelesinin hem emek mücadelesinin bir emektarı, emekçisi, önderi, öncüsü bir kişi olarak ona da selam verelim. O halen sonuçta bizim zaten dava arkadaşımızdı, yoldaşımızdı, avukatımızdı. Yani resmi olarak vekil olsa da olmasa da zaten bizim vekilimizdi. Öyle olmaya da devam edecek. Dolayısıyla onlara da, onun şahsında tabii Gezi'dekilere, diğer içerideki tüm tutsak arkadaşlarımıza da ve bir selam vermek istiyorum. İzninizle. Şimdi Çiğdem söyledi, yani ekoloji deyince evet tam olarak ne anlıyoruz? Yani işte yakın tarihimizde Gezi olaylarından sonra çok şey oldu, popüler bir söylem oldu, 3-5 ağaç meselesi. Yani evet, yani daha doğrusu iktidar böyle suçladı, yani 3-5 ağaç meselesi için bu kadar kıyamet koparmaya gerek var mı diye. Evet, ekoloji mücadelesi bir 3-5 ağaç meselesidir. Yani hiç gocunmamak lazım. 3-5 ağacı koruma mücadelesidir. Ağacıyla beraber hem ağacın gövdesinde hem ağacın serinliğinde yaşayan bütün canlıları koruma mücadelesidir. Ama kuşkusuz biz ekoloji deyince bu kadar sığlaştırmıyor. Sığlaştırmamak gerekir. Bütün bir yeryüzündeki canlı yaşamın nasıl işlediğini, nasıl var kaldığını, var kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla da biz de bu yeryüzünde yaşayan canlılardan biri olarak, ne altında ne üstünde, ne de özel bir niteliği olan, bahşedilmiş bir niteliği olmayan bir canlı türü olarak da biz de bu diğer bütün canlılarla beraber bu dünyada nasıl yaşayabiliriz? Ya ve de şimdiye kadar yaşamımızdaki tarihin yarattığı ne gibi sorunlar var da bugün artık ekolojik kriz, gıda krizi, su krizi, iklim krizi deyip duruyoruz. Ve bunlar hakikaten var mı, yok mu, ne kadar var, ne kadar etkiliyor, nedeni nedir gibi bir sürü tartışmayı kapsayan bir konu olarak görüyoruz. O açıdan da yani bugün bir an önce önceki oturumda Aslan Hoca'nın söylediği gibi, yani ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne kadar yiyebiliyoruz, ne kadar içebiliyoruz, ne kadar beslenebiliyoruz veya de ne kadar yani yaşıyoruz ama yani yaşadığımızdan ne anlıyoruz, sağlıklı yaşayabiliyor muyuz ya da niye sağlıklı yaşayamıyoruz, niye bu kadar ölüyoruz, bu kadar hastalıkla cebelleşmek zorunda kalıyoruz. Hemen hepimizin evinde bir kanser vakası var ya da başka bir vakayla karşı karşıya kalıyoruz. Beslenme krizi aslında çok hepimizin gündeminde. Hepimiz yani işte BİM'den alışveriş yapmak zorunda kalıyoruz ve yediğimiz, içtiğimiz şeyin gerçekten bizi besliyor mu? Yoksa sadece karnımızı doyuruyor. Bu da aslında yani gıdanın nasıl üretildiği, gıdayı kimin ürettiği ve nasıl soframıza geldiği meselesi de dahil olmak üzere. Biz bütün bunları bir ekolojinin gündemi ve ekolojik yıkımın boyutlarından biri olarak görüyoruz. O açıdan da evet, gerçekten akşam bir tas çorbayı sofraya koyup koyamayacağımızı da konuşuyoruz ve insanlar bir tas sofrasına bir tas çorba koyamadığı için intihar ediyorlar, kendini yakıyorlar. Bunları gördük. Etrafımızda da gerçekten çok derin bir yoksulluk yaşayan insanlar var. Hasbelkader bunlara duyarlı olmaya çalışıyoruz. İster yardımlaşma şeklinde olsun, ister dayanışma şeklinde olsun bir şekilde onlara temas etmeye çalışıyoruz ama ama bunu nasıl değiştireceğiz? Yani bu böyle gelmiş, böyle gidiyor ama bunun bir çaresini nasıl bulacağız meselesi de aslında doğrudan ekolojiyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü doğadaki ya da yeryüzündeki canlı yaşamın gereklerini, döngülerini, sınırlarını bir şekilde olumsuz bir şekilde etkilediğiniz zaman onun ceremesini her birimiz tek tek ve tür olarak ve aynı zamanda tabii başka canlı türleri olarak ödüyoruz. Dolayısıyla da bu ekonomik, siyasi konular kadar ve onlardan da belki çoğu durumda öncelikli olarak ekoloji meselesini gündemimize almamız gerektiğini düşünüyorum.
Ben elden geldiğince yani bir bilim olarak ekoloji nedir, ekolojik sorundan ne anlıyoruz ve sonrasında da işte yani ekolojik bir yıkım ya da kriz tespiti yapmamıza neden olan veriler nedir? Yani hakikaten böyle şeyler var mıdır? Onları yani aklımın yettiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da işte hani mücadeleyi konuşmamız gerekiyor kuşkusuz. Hem ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi konuşmamız hem de ekolojik bir yaşamı kurma mücadelesini. Yani ikisini çok ayırmamak gerekiyor ama iki ayrı boyutuyla konuşmak gerekiyor. O konuda da muhtemelen hepiniz bir şekilde kendi yörenizdeki maden, enerji ya da başka şekillerde ekolojik yıkıma maruz kalmış illerden geliyorsunuz ya da burada da aynı sorunları yaşıyorsunuz. O açıdan da burada yaşanan sorunlar ve ona karşı nasıl mücadele ettiniz, neler yaptınız, neler yapılabilir, mücadele deneyimlerinden neler öğrendik? Belki bunu daha böyle tartışmalı bir şekilde sürdürebiliriz diye düşünüyorum. Önce şeyden başlamak gerekir ekoloji tartışmalarına. Doğa deyince ne anlıyoruz? Çünkü çoğu durumda doğa anlayışlarımız da zaman içerisinde değişiyor. Çoğu durumda doğa dediğimiz zaman uzakta yaban hayatının olduğu, ormanların olduğu alanlar olarak görülüyor. Dolayısıyla da doğa çok ötemizde, dışımızda bir şeyi anlatıyor. Dolayısıyla da doğayı savunmak dediğimiz zaman da bizim dışımızda işte uzakta yani bir köy ya da o köyün de bir merası, yaylası ya da ondan da dışında bir ormanı var. İşte ya da işte bizim burada da İstanbul'da da işte kuzey ormanları var çok uzakta bir yerde düşünüyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir yaban hayatını korumak, ormanı korumak olarak görüyoruz. Ve aynı zamanda doğa anlayışlarımız tarih olarak içerisinde de şöyle gelişmeler olmuş. Yani doğaya hakim olmak ya da işte doğanın parçası olan işte hayvanlara hakim olmak, egemen olmak, doğanın vahşi güçlerini dizginlemek ve onları kim dizginleyecek ve nasıl dizginleyecek, nasıl dizginlemiş, nasıl yönetmiş. Dolayısıyla bu düşünce biçimlerimizi, tahayyül dünyamızı en başta sorgulamamız gerekiyor. Biz doğa toplum, doğa insan, doğa kültür gibi ayrımların belki günlük yaşamımızı konuşurken, tartışırken işlevli olsa da ama gerçekte bir bütünlüklü bir dünya, bütünlüklü bir doğa anlayışına varmak gerektiğini düşünüyor. Çünkü doğa bizim, yani bizim dışımızda bir doğa yok. Bizim yaşadıklarımızın dışında bir doğa yok. Bugün pratik olarak da yani evinizde hamam böcekleri yaşıyor. Üzerimizde bitler yaşıyor. Dolayısıyla biz bir doğandaki bütün o canlı türleriyle farklı düzeylerde, farklı birlikteliklerle, farklı alışverişlerle bir arada yaşıyoruz. Dolayısıyla doğa dediğimiz zaman uzaktaki vahşi doğaya değil, bir bütün olarak bizim de parçası olduğumuz ve üretimlerimizle, yani ister fabrikada olsun, ister tarlada olsun ilişki kurduğumuz, ama dolaylı ama dolayımsız ilişki kurduğumuz bir varlık dünyasından bahsediyoruz. Alevi kültürünün bu İslam'da vahdeti vücut deniyor ama Alevilerde ayrı bir mevcut da, yani Sünni tarikatlar da vahdeti evet kabul eder ama vahdet mevcut daha bizim evet için, yani ben hani bir yanlış bir kavram kullanmayayım diye. Dolayısıyla hani devri daim anlayışımızda da aslında hani bütün canlılığın bir şekilde türden türe, soydan soya devam etmesi anlamıyla da ya da yani Dersim'deki gibi yani ağacın da, suyun da, dağın da bir manası yani anlamı ya da inançsal değerinden çok bir manası olduğunu savunan bir anlaşırsan bu çok daha anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Buyur hocam. Yani evet, don değiştirme. Evet, yani hangi donda gelecek? Hı hı. Hacı Bektaş güvercin donuyla Anadolu'ya gelmiş ama bu
herhangi bir hayvan, herhangi bir nesne olabilir yani. Daha evet. Dolayısıyla aslında hani diğer canlı türleriyle daha eşitlikçi bir kültür olması açısından Alevi kültürü, Alevi felsefesi, Alevi felsefesi çok daha Anadolu'da ve orta bu coğrafyada çok daha farklı bir yere oturuyor. Ekoloji de aslında hem bir bilim olarak gerek bireyle tür arasında, gerek türlerin ekosistemlerle ya da işte farklı ekosistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini, nasıl oluştuklarını, nasıl bir alışveriş içerisinde olduklarını, ne tür sınırları ve dengeleri olduklarını anlamaya yönelik bir bilim. Çok uzun bir geçmişi yok. Hani onu bir son 200 yılda gelişen ve esas olarak da en çok çalışmaların yoğunlaşması açısından son 50 yılda çok gelişen bir bilim dalı. Dolayısıyla orada da yani bir canlı bir türün gelişimi nasıl oluyor? İşte beslenme kaynakları nedir? Beslenme kaynaklarını yitirirse ne oluyor? Bir alanda, bir yerde bir canlı türünün popülasyonu artarsa ne gibi sorunlar oluyor gibi sorunları inceliyor. Ama kuşkusuz bir bilim olarak ekoloji aynı zamanda şunları da söylüyor. Yeryüzündeki diğer türler nasıl yaşıyor? Başlarına ne gibi felaketler geliyor? Bu felaketlerin nedenlerini ve esas olarak da insan türününden kaynaklanan acaba bir etki var mı? Dolayısıyla yeryüzündeki canlı yaşamın koşullarını araştırıyor aslında. Nasıl şimdiye kadar bu canlı yaşam bu çeşitlilikte sürmüş, bugüne kadar gelmiş ve bundan sonra da nasıl sürebilir? En kısa tanımını belki bu şekilde yapabiliriz ekolojinin. Ve oradan da aslında şöyle bir alan açılıyor, politik ekoloji diye. Hani bilimin politikası olur mu? Olur. Çünkü ekoloji alanındaki yani 100 yıldır, 100 yıldan daha uzun zamandır yapılan çalışmalarda belli olgularla karşılaşılmış. Nedir bu? Örneğin hava kirliliği, örneğin belli canlı türlerinin hızlı bir şekilde yok olması. Yani artık hani işte sıkça görürsünüz korunma altı, yani yok olmakla yüz yüze olan türler var ve türler elbette doğal yaşamlarında da yok oluyorlar. Yani gelişiyor, belli evrimler geçiriyorlar ve belli evrimler sonucunda belli türler yok oluyor, yeni türler oluşuyor. Yani o evrim kuramı, canlıların evrimi, biyoçeşitliliğin evrimi sürekli devam eden bir şey. Ama bunun içerisinde canlı türlerinin, belli canlı türlerinin yok oluşunun hızlanması yani yok ve dolayısıyla artık onların yaşamıyor olmasının nedeni nedir? Ya da işte şimdi çok daha popüler olan iklim krizi olarak ifade edilen yeryüzündeki ortalama sıcaklıktaki yaşanan değişiklik bu neden kaynaklanıyor? Ya da işte okyanuslardaki kirlenme ya da tatlı su oranlarındaki kirlenme gibi çeşitli çevre sorunları olarak ifade edilen ama hem Türkiye'de hem de küresel olarak da çok yaygın belli sorunlarla karşılaşıyoruz ve dolayısıyla bu sorunların nedenlerini de araştırıyor ekoloji bilimi ve aynı zamanda da kuşkusuz başka bilim alanlarında olduğu gibi de politikaya da girmek zorunda. Çünkü toplumsal faaliyetlerden kaynaklanan belli sorunlar var ve dolayısıyla bu sorunların tespit edilmesi, bu sorunlara neden olan toplumsal işleyişin, toplumsal ilişkilerin, toplumsal üretimin nasıl gerçekleştirildiğinin sorunsallaştırılması direkt politik bir mesele. Dolayısıyla da ekolojinin ortaya çıkardığı veriler üzerinden biz de bu işin toplumsal ayaklarını konuşuyoruz, tartışıyoruz ve ona uygun da çözümler geliştirmeyi tartışmak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla ekoloji yani bir bilim ama bilimin sunduğu verilerle de biz işin toplumsal boyutunu konuşmak gerekiyor. Zaten aslında bir krizden bahsedeceksek,
Bu zaten toplumsal bir şeydir. Doğada kriz yoktur. Doğada ölüm, kalım zaten ebedi bir şeydir. O kendi dengeleriyle bir şekilde vardır. O işte dünya açısından baktığınızda işte 5-5,5 milyarlık bir ömrü var. İşte 3,5 milyarda da dünya üzerinde canlılar var. Yani ilk canlılardan beri. Bu evrim bir şekilde sürüyor. Dolayısıyla orada bir krizden bahsedemeyiz. Kriz toplumsal bir kaynaktan ortaya çıkan ve bunun toplumu da bir tür olarak sayarsak ya da bir ekosistem olarak sayarsak toplumdaki değişimlerin başka canlı türler üzerinde ve başka ekosistemler üzerindeki olumsuz etkileri olarak bahsedebiliriz. O da sonuçta bunu da bahseden biz olduğumuz için gene bir toplumsal bir tespitten tespit yapmış oluyoruz. Onun dışında bir durumdan ilahi ne bileyim doğanın bir kanunu gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Bu açıdan da zaten esas olarak ekolojik sorun nedir sorusu da aslında toplumsal insan türünün öyle diyebiliriz. İnsan türünün gelişiminin yarattığı belli sorunlardan bahsediyoruz demektir. Yani herhangi bir yabani doğadaki olan bitenden çok insan türünün gelişiminin tarihsel biçimlerinin, tarihsel evriminin nasıl oluyor da başka canlı türleri ve başka ekosistemler üzerinde yıkıcı etkiler yaratıyor. Ekolojik sorundan bahsettiğimiz zaman esas olarak bunu kastediyoruz ve burada da belli bir sınırlamaya gidiyoruz. Ne zamandan beri ekolojik sorun var? Buna da yani işte genel olarak ekoloji literatüründe çok farklı cevaplar var. Yani insan belli ekoloji akımları işte insanlar tarıma geçtiğinden beri yani yaklaşık 10-15 bin yıllık bir tarih tarımlı toplumlara geçişimiz. Dolayısıyla insanlar işte tarıma geçip ihtiyaçlarından fazlasını üretebilir hale gelip ve ihtiyaçlarından fazlasını da depolayıp onun üzerinde belli bölüşüm, dağıtım mekanizmaları kurmaları ve bunu daha da çoklaştırmak için de daha fazla doğaya müdahale etmeleri, daha fazla tarım alanı açmaları, daha fazla hayvanı sömürüye dahil etmeleriyle de başlatanlar var. Daha hakim olan anlayış ya da ekoloji anlayışı takriben son 200 yılda ki insan faaliyetlerinden bahseder. Aslında şöyle söyleyeyim, bu hakim anlayışı şöyle tarif edeceğim. Yani, özellikle 1970'lerden sonra Birleşmiş Milletler'in ve onun öncesinde böyle çok abedeli küresel sermaye kuruluşlarının fonuyla yayınlanan bir Büyümenin Sınırları diye bir rapor var. O rapordan sonra Birleşmiş Milletler nezdinde bir 72'de çevre konferansı yapılıyor. Ve o konferansın yapıldığından beridir hemen hemen birçok kitapta, makalede, dergide şöyle bir kalıp cümle vardır. Son 200 yılda insan faaliyetlerinin sonucunda oluşan bla 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 yani bir şeyler. Son 200 yılda vurgusu bir kere önemli, bir de insan faaliyetleri tartışması yapacağız. Çünkü o da önemli. Yani çünkü son 200 yılda ne oldu? Ekolojik yıkılma, ekolojik sorunlar neden olan insan faaliyetleri nedir? Bu sorunu bir toplumsal gelişmişlik ve toplumsal üretim ilişkilerine doğru sınırlaması açısından önemli. Yani hem 200 yıl sınırlaması hem de insan faaliyetleri sınırlaması. Ama bunu bir adım daha öteye geçirerek son 200 yıldaki insan faaliyetlerinden kastımız nedir? Aslında insan faaliyetlerinden kastımız şudur. Yani nasıl üretiyoruz? Yani insanların kendi geçimlerini nasıl üretiyorlar ve bu üretimlerinin gerçekleştirirken birbirleriyle ne tür ilişkiler geliştiriyor? Bu biz bildiğimiz üretim ilişkileri nasıl gelişmiş ve 200 yıl boyunca bu üretim ilişkilerinde nasıl dönüşümler yaşanmış. Bizce de
Aslında ekolojik sorun son 200 yıldaki iktisatçılar, felsefeci vesaireler tarafından kapitalizm olarak adlandırılan üretim ilişkilerinin gelişimiyle ortaya çıkmış ve onun doğasının, yani kapitalist üretim ilişkilerinin doğasının yarattığı bir sorundur diyor. Çünkü öncesinde de, yani kapitalizm öncesinde de hem işte köleci toplum, feodal toplum şeklinde adlandırılan toplumlarda da kuşkusuz üretim faaliyetlerinden dolayı doğaya bir şekilde zarar verilmiştir. Yani işte daha fazla üretim yapmak ya da örneğin feodalizm döneminde toprak sahiplerinin ya da lordların ihtiyaçlarını, lüks tüketimlerini ya da onların ordularının ihtiyaçlarını karşılamak için kuşkusuz daha fazla madencilik ya da daha fazla orman alanının yok edilerek tarıma açılması gibi uygulamalar olmuştur. Ama bütün bu toplumlardaki gerçekleşen üretimin oldukça sınırlı olması, dolayısıyla bu yaptıkları üretim faaliyetlerinin etkilerinin de doğa tarafından absorbe edilmesi, tolere edilmesi kuşkusuz çok daha güçlü bir şekilde oluyordu. Yani örneğin aslında tarihi çok geri yatmayan, yani bizim köylerde yaptığımız faaliyetler aslında köyler, biz de sonuçta tarım yapıyoruz. Tarım alanı açmak için sonuçta ormanlardan kesiyoruz ya da meralardan tarımı açıyoruz. Ama sonuçta orada bir nadas yöntemiyle üretiyorduk ya da ihtiyacımız kadar üretiyorduk. İhtiyacımızdan belli bir kısmını ağaya, ne bileyim toprak sahibine ya da devlete vergi olarak veriyorduk ama toprak bir şekilde kendini döndürebiliyordu ya da döndüremediği yerlerde de bir toprağı bırakıp başka bir toprağa geçiyorduk. O toprak kendini bir şekilde yeniliyordu. Ama kapitalist üretim biçimine geçtikten sonra bir süre sonra fark edildi ki hem tarımsal alanda hem de diğer sanayi alanlarındaki üretimin kendisini genişletmesi ve bu genişletme sürecinde ortaya koyduğu pratikler hem ölçek olarak son derece küresel anlamda etki ediyor. Lokal anlamda da artık o faaliyetlerin gerçekleştirdiği yerde geri dönüşüm mümkün olmayan yıkımlar meydana geliyor. Dolayısıyla biz ekolojik yıkım dediğimiz zaman evet kapitalist üretim ilişkilerinin yarattığı bir sorundan bahsediyoruz ve dolayısıyla da öncelikli olarak bu kapitalist üretim ilişkileri nasıl ilişkilerdir ki bir ekolojik soruna neden oluyor? Ve tabii ki başka sorunlara nasıl neden oluyor? Bunun çözülmesi, analiz edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan da Aslan Hocam da değindi. Hepimiz aslında bir şekilde kapitalist üretim, kapitalist üretim ilişkileri, sermaye, şirketler, şirketlerin dünyası gibi birçok olguyla yüz yüzeyiz. Bir şekilde günlük yaşamımızda sıkça karşı karşıya kalıyoruz. Kapitalist meta üretiminin belli başlı özelliklerini burada sayabilirim. Benim çok uzmanlık alanım olmadığı için çok fazla detaylandıramam da aslında ama en başta toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız olarak bir üretim gerçekleşir. Yani siz yani onların mantalitesiyle hepimiz aslında üretim yapıyoruz bir şekilde ama kendi ihtiyaçlarımız için değil, toplumun ihtiyaçları için de değil, belirsiz bir kitle için piyasa denilen sınırı, haddi hududu olmayan, tam olarak kim olduğu belirsiz, zaten yani kim, ne gibi niteliksel soruların sorulamadığı bir alan için üretim yapıyorsunuz. Aslında o piyasayı da bir şekilde işte istatistikçiler ya da işte ne bileyim iktisatçılar vesaire o piyasanın büyüklüğünü ölçerler, biçerler. Dolayısıyla size de şu kadar ihtiyaç var, dolayısıyla şu kadar üretin derler. Dolayısıyla gene de üretim yaparken belli bir kitleyi hesaplayarak üretirsiniz ama bu üretimi aynı zamanda birçok
özne yapar, birçok şirket yapar. Dolayısıyla her şirket aslında belli bir pazar için üretim yapar ve orada çok şiddetli bir rekabetle ürettiği ürünü piyasada daha büyük paraya çevirmeye çalışır. Dolayısıyla bu hem toplumsal ihtiyaçlardan bağımsız hem de ihtiyaçlara uygun planlı bir üretimden çok şirketlerin kendi öznelerin kendi planlarıyla yaptıkları ama toplumsal alanda planlanamayan dolayısıyla da bir üretim anarşisinden anarşi şeklinde devam eden bir üretim gerçekleşiyor. Burada iki türlü oluyor. Yani aslında piyasanın talebi, yani burjuva iktisadı açısından piyasanın talebi aslında sınırlıdır. Ama biz de çok tersten anlatırız. Piyasanın talebi sınırsızdır. Dolayısıyla onun için kim ne kadar çok üretirse o kadar satabilir ilkesiyle hareket eder. Ama pratikte piyasanın talebi sınırlıdır. Ama üretim piyasanın talebinin çok fazla ötesindedir. Çünkü aynı sınırlı talep için çok fazla şirket üretim yapar ve bu üretimin de döngüsünde belli bir süre sonra şeyi görürsünüz ki işte belli mallar satılamaz, belli şirketler bu ürünleri satamadıkları için zarar ederler, krize girerler ve büyük olan küçük olanı yutar ama her halükarda üretilemeyen belli mallar genel olarak ekonomiyi de krize sokar ve devrevi olarak da kapitalizmde fazla üretim krizleri dediğimiz krizler doğar. Yani bunu şöyle pratikleştirebiliriz. Yani bugün neredeyse hani 3-5 dakikada bir otomobil üretilebiliyor. Yani bu kadar hızlı bir teknoloji vardı. Buzdolabı üretilebiliyor. Ya da ne bileyim işte çamaşır makinesi ya da gıdanın üretimi de böyle oluyor. Ama biliyorsunuz ki bunlar hep çoğu satılamıyor. Yani işte süpermarketlerin reyonlarını dolduran ürünlerin çoğu satılamıyor ve nereye gidiyor? Ya da işte satılamayan araçlar nereye gidiyor? Uçaklardan şeye kadar. Amazon dünyadaki en büyük biliyorsunuz pazarlama şirketi ve onun depolarında milyonlarca ürün var. Yani iPhone'undan LCD televizyonuna, bilgisayarından arabasına, ne bileyim mutfak malzemelerine kadar. Dolayısıyla böyle çılgınca bir üretim var ama bütün bu üretim de bizim ihtiyaçlarımız için söyleniyor ama sonuçta bizim de bunlara sahip olamıyoruz. Niye olamıyoruz? Yani bu kadar zenginlik ve bu kadar teknoloji var ve bu üretildiği, bu kadar çok fazla üretim olduğu halde biz niye ulaşamıyoruz? O da aslında çok basit bir ilke. Çünkü kapitalizm üretiminin temel belirleyicilerinden biri de sermaye bir işe başlar. Yani sermayede işe başlarken her durumda yani parasını bir işe yatırırken o işin sonucunda daha fazla para elde etmek istiyor. Şimdi daha fazla para elde edebilmesinin de iki koşulu var. Birincisi işte yani sonuçta ham maddeler burada. O ham maddeleri işleyecek bir işçi lazım. Ve işçiyle ham maddeleri bir fabrikada buluşturup üretim yapıyor. Ham maddeleri ödediği şey ürettiği üründe aynen duruyor. Dolayısıyla bu işten fazladan bir değer elde edebilmesi için işçiyle pazarlık yapıyor. Dolayısıyla işçiye ne kadar az ücret öderse maliyetini de o kadar düşürmüş oluyor. Dolayısıyla bu üretimde işçinin yaptığı üretim faaliyetine ne kadar az değer verilir ve değer ücret ödenirse o kadar kar ediyor. Ama başka bir şey daha var. Yani bu üretim sürecinde sonuçta ham maddeleri elde ediyor. Ham maddeleri de sonuçta birer metadır. Onların üretimi de bir meta üretim şeklinde gerçekleşir ve dolayısıyla ham maddelerin üretiminde de nereden yararlanıyorsun? Sonuçta doğadan alıyorsun. Bunlar bir kısmı doğada hazır olarak var, bir kısmı yerin altından çıkarıyorsun, bir kısmını kendi üretiyorsun, gıdalar gibi. Dolayısıyla bunların çıkarılması ve işte fabrikaya taşınması ya da çıkarıldığı yerde işlenmesi gibi süreçlerde de elden geldiğince en az maliyetle gerçekleştirmek zorundasın. Sonuçta bize zenginlik katan iki şey var. Biri emek, biri doğa. Dolayısıyla doğayı ve emeği ne kadar ucuzlatabilirsek, ne kadar yani şirket açısından ne kadar az maliyetle bunları elde edebilirsek o kadar kar elde edebiliyoruz. Dolayısıyla da bir şirket, bir sermayedar bir faaliyete başlarken zaten yani şimdiye kadar doğayla ilgili hiçbir muhasebe kaydı yoktur. Doğa muhasebe dışıdır yani. Orada yaparsınız, edersiniz ama bunun için bir bedel ödemezsiniz.
Bedel ödemeye başladığınız zaman da bu işin en ucuz gerçekleştirildiği yerlere gidersiniz. Nereye gidersiniz? Yani Amerika'da değil, işte Türkiye'ye gelirsiniz. Türkiye'de çimento fabrikası açarsınız. Maden, işte siyandürlü altın madeni açarsınız. Ya da Brezilya'ya, Amazonlara gidersiniz. Ya da ne bileyim Güney Kore'ye, Çin'e gidersiniz. Çünkü oralarda hem emek ucuzdur hem de doğa ucuzdur. Çünkü oralarda niye ucuzdur? Çünkü oralarda toplumsal mücadeleler büyük baskı altındadır. Büyük oranda darbeler, asker diktatörlükler ya da faşist yönetimler vardır. Ve onlar sayesinde emek ve doğa da ucuzlatılmıştır. Ve dolayısıyla oraları tercih edersiniz. Dolayısıyla bu kapitalist üretim ilişkilerinin kuşkusuz başka şeyleri de var. Yani bunun dağıtım, yeniden üretim sektörleri de var. Yani yeniden üretim derken metanın sadece yeniden üretimi değil, emek gücünün, aslında toplumun yeniden üretimi. Dolayısıyla da ev, bakım emeği ya da işte kadınların görünmeyen emeği kısmı da var. O aslında beslenme. Sonuçta emek, yani metal, ham maddeleri yeniden üretmeniz gerektiği gibi emek gücünü de yeniden üretmeniz gerekir. Ve onun için de belli bir beslenme rejimi uygulamanız gerekir. Ona bir yarın, yani işte ister kadın olsun, ister erkek olsun, ister çocuk olsun, bugün çalıştı, yarın da çalışabilir bir durumda olabilmesi için onun da yeniden üretimi gerekir. Dolayısıyla da onun da yeniden üretiminin kendi keyfine bırakılacak bir şey değil. Çünkü o olmazsa üretim gerçekleşemiyor. Dolayısıyla o üretimin de planlanması, belirlenmesi, ya işte şirket eliyle olsun, işte devlet eliyle olsun bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Dolayısıyla orada da bir tür emek gücü metasının üretimi söz konusu ve orada da gene en az maliyetle bu işin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunu ilk başlarda kuşkusuz şirketler yapıyordu. Yani kendi işçilerinin beslenme, barınma işlerini şirketler yapıyordu. Sonra 1917'deki Sovyetlerdeki devrim sonrasında bir İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yani dünyanın üçte birinde, üçte ikisine mi denk geliyor? Yani sosyalist, halk demokrasi ülkelerinde olmasından sonra devlet üstlendi büyük oranda bu eğitim, sağlık ve diğer altyapı işleri, ama son 50 yıldır, hemen 50 yıldır da gene şirketlere bırakıldı bu tür hizmetler. Dolayısıyla iki düzeyde de en az maliyetle en çok hocanın dikkat çekip verim alabilecek bir ve alabilmeyi hedefleyen, bu ülkelere göre çalışan bir üretim sisteminden bahsediyoruz. Biz o yüzden bu üretim sisteminin insan ihtiyaçlarından, toplum ihtiyaçlarından tamamen ayrık, piyasa denilen bir belirsizlik için üretilmesini, bu üretimin de bir en az maliyetle ve en çok karı hedeflemesi ve sürekli büyümeyi hedeflemek zorunda olması ve aynı zamanda bu üretimin ihtiyaçtan fazla olduğu için de ve bu ihtiyaçtan fazla olduğu biçimiyle, yani genişletilmişin daha da genişletilmişi şeklinde devam etmek zorunda olduğu için de olabildiğince doğal sistemler, doğal döngüler üzerinde de yıkıma neden olduğunu düşünüyoruz. O yüzden biz esas olarak ekolojik sorunun da kapitalizmle beraber ortaya çıkmış ve kapitalist üretimin ortadan kaldırılmasıyla beraber de ancak çözülebileceğini düşünüyoruz. Bir de şansını varsa. Buyur hocam. Şey, çok değerli bir söyledikleriniz ama kapitalizm şöyle, yani ekolojideki sorun kapitalizmden önce de var ama kapitalizmde daha da belirgin bir şekilde, yani doğayı, çevreni satın alıyor, onu işliyor ama attığını da tekrar parayla attığını da temizliyor. Yine sizden parasını alıyor. Yani sadece kilete, yani bunu şeyde, yani Kyoto anlaşmasında biliriz. Yani mesela sera gazları, yani doğaya sera gazını salıyor. Ama ben saldım ama onun parasını verdim. Senin kadar da gaz salımı yaparım noktasında. Yani dolayısıyla... Yani piyasanın girdiği yer ahlaksızlaşıyor. Yani işte, o çok önemli. Yani bu politik derken ekolojik sorun değil. Politik bir sorun. Buna karşı şey yapmak ama bir şey daha var. Bence onun da altını çizmek lazım. Yani bir ayrı bir konuda olunca inançların doğa ve çevre ilişkisine, ekolojiye bakışı çok önemli. Yani tek tanrılı inançlar, eğer insan, demin bahsettiğiniz yani insan doğayı bu hale getiren insan ilişkisi. Ama inançlar şöyle bakarsa, tek tanrılı inançlara baktığınızda İslam olsun, Hristiyanlık ve diğeri, insan, malikatı var,
bütün varlıklardan üstün yaratıldı, doğal olarak sunuldu. Dolayısıyla sunulan, size sunulan şeyi istediğiniz gibi kullanma hakkına sahipsiniz. Ama bizim gibi özellikle ekolojide yeni bir disiplin alanı olan derin ekoloji dediğimiz, yani bizim gibi inanç sistemleri doğayla birlikte iç içe, eşitlik ilişkisinde siz doğadaki canlı cansız varlıklardan üstün değilsiniz, onların bir parçasısınız. Dolayısıyla ihtiyacınız kadar kullanmak hakkına sahipsiniz. Dolayısıyla inançlarla bu ekolojinin de şimdi orası sizin uzmanlık alanınız. O konuda ben çok fazla ahkam kesemem çünkü ahkam dediğiniz doğru. Yani kuşkusuz insanların bugünkü hakim olan düşüncelerdir. Yani yüzyılların evrimiyle oluşmuş düşünceler. Sadece bir hakim olan düşünceler var. Kuşkusuz ona karşı direnen düşünceler de var. Yani işte Alevilik inancında, Anadolu toplumunda karşı karşıya olduğumuz şey aslında bu hakim, işte insan yeryüzünün efendisi, halifesi ve dolayısıyla bütün doğa onun ayaklarına sunulmuş bir toprak, dolayısıyla istediğiniz gibi ekin, biçin, yiyin, bitirin anlayışı. Bu aynı zamanda şeye de gidiyor. Mesela hani doğa, hayvan ve kadın üzerindeki egemenlik biçimlerine baktığınız zaman aynı mekanizmalarla işler. Doğa akılsızdır, kadın akılsızdır, hayvan akılsızdır. Doğa vahşidir, kadın vahşidir, işte hayvan vahşidir. Aslında bedene de dahil edersen beden de akılsızdır, ruhsuzdur, bilmem nedir falan. Dolayısıyla erkek akıllıdır, insan akıllıdır, bilmem nedir. Dolayısıyla akılsız olana, ruhsuz olana, katı olana hakim olmalıdır. Bu aslında çok değişik inanç biçimlerine bürünmüş ya da ideoloji biçimlerine bürünmüş şekilde bugüne kadar gelmiş hakime düşünceleri. Bunun tabii ki yani kültürel bölümüyle ya da inanç bölümüyle bölümünde kuşkusuz bunları da değerlendirmek gerekiyor. O açıdan her inanç aynı değil. Farklı inançlar var, farklı felsefeler de var. Yani doğaya akıl atfeden doğaysa bizim esas olarak doğadaki bilgiyi edinen bir süreç olarak bilgi edinmeyi ya da zihinsel faaliyeti bu şekilde tanımlayan anlayışlar da var. Çok eskiden beri var yani antik Sümerlerden Yunanlılara bugüne gelen. Ama işin o boyutunu siz söylersiniz, biz dinleriz hocam. Dolayısıyla şimdi bugün açısından ekolojik kriz... biz aslında kriz tanımlarını da çok kullanma şeyin değiliz yani onu temkinliyiz yani çok kullanmak istemiyoruz. Çünkü kriz dediğimiz zaman yani iki hem avantajı hem dezavantajı olan bir şey oluyor. Kriz kavramı zaten aslında sosyal bilimleri biraz şey yani bu kalp krizinden biraz tıptan da akseden bir şey. Ve kriz anında biraz acil bir durum da vardır. Dolayısıyla hemen bir şey yapmanız gerekir. Öyle yani ehli keyif bir şeyle davranamazsınız. Bir an önce müdahale edip hani kalp krizi geçiriyorsa ona bir şekilde kalp masajı yapıp ya da bir an önce hastaneye ulaştırıp müdahale etmeniz gerekir. Diğer krizlerde de böyle. Yani ekonomik krizde de biraz böyledir. Yani hem zaman açısından şeydir. Yani ekonomik krize girer. Sonra çıkar. Biraz normal devam eder. Sonra gene krize girer. Böyle sürer şey. Ne bileyim borsa krizleri de böyledir. Ama ekoloji böyle bir kriz yok. Yani öyle inişli çıkışlı yani borsa krizleri ya da ekonomik krizleri gibi değil. Ekolojik kriz böyle yukarı doğru gidiyor. Yani o istatistiklerde şey vardır yani iner çıkar ama bu böyle gidiyor sürekli. Dolayısıyla aslında burada bir kriz dediğiniz zaman evet bir aciliyet durumu ifade etmesi açısından işimize geliyor. İnsanları daha hızlı harekete geçmesini sevk etme açısından ama acil müdahalelerde bazen gerçek çözümler olamayabiliyor. O açıdan biz ekolojik örselenme, ekolojik yıkım demeye ya da işte mesela su krizi dediğimiz zaman dünyada su krizi yok. Gıda krizi yok. Çünkü bu kavramlar aslında bilimsel bir şeyden bahsediyoruz ama aslında bilimde değiliz, politikadayız ve ideolojideyiz. Dolayısıyla çok ideolojik ifadeler. O yüzden biz yani bazen genel söyleme uymak için ekolojik kriz, iklim krizi, su krizi gibi şeyler kullansak da bunların içini nasıl doldurulduğu çok çok önemli. Çünkü belki konuşacağız birazdan ama su krizi dediğiniz zaman niye su krizi de olsun ki yani? Su krizinin şeyi şudur, budur. Bu krizdir. Yani su birileri gasp etmiş. Biz ona erişemiyorsak orada su krizi yani odur yani ama bunun adı kriz değil. Bu gasp. Yani gıdamızda da öyle. Gıda krizi yok.
Yani geçen sene değil mi? Hani Ayçiçek yağı şey olmuş. O zaman da öyle bir şey yoktu. Çünkü belli bir şirketler o şeylere el koymuş ve fiyatını arttırmak için bekliyor. Aynı şimdiki konut krizi diyoruz mesela. Hani başka bir sürü neredeyse her sorun yaşadığımız yere kriz diyoruz yani. O ama bu kriz çok ideolojik bir söylem. Onda çok uyanık olmak gerekiyor. Yoksa bizde kriz var deyip hiç de işimize yaramayacak hani çareler, kurtarma politikaları yutturabiliyorlar. Bunu ya da mecbur bırakabiliyorlar. Yani bunu her tarafa uyarlayabilirsiniz. Yani siyasette de böyle. Yani işte siyasette de yani ehveni şer dediğimiz şey seçenekleri yani kötünün iyisi dediğimiz seçenekleri razı etmek için de bu kriz söylemi çok kullanılıyor. O açıdan dikkat etmek gerekiyor ama genel olarak üzerinde anlaşılan bazı yani ekoloji yıkıma dair bazı veriler var. Yani yeryüzündeki yani bütün o bilim alanlarından süzülerek getirilen yeryüzündeki yaşamın sürdürülmesi için gerekli bazı döngüler var. Yani oluşmasına ve devam etmesi için gerekli bazı koşullar var. Yani her koşulda canlı yaşam sürmüyor. Bunu nereden biliyoruz? Bunu hasbelkader işte paleontoloji biliminden, arkeoloji biliminden ya da biyoloji biliminden yeryüzünün belli dönemlerinde bütün canlı yaşamın yok olduğunu ve yeniden başladı en azından canlı türlerinin neredeyse tamamının yok olduğunu ve sonra yeniden başladığını, kıyametlerin yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla belli koşullar oluştuğu zaman yeryüzündeki canlı yaşam mümkün olmuyor. Bu sadece insanlar için değil, diğer bütün canlı türler için de geçerli. Dolayısıyla yani bilimin sağladığı gözlemler, araştırmalar sonucunda yeryüzündeki canlı yaşamın bugüne kadar gelmesini sağlayan örneğin belli döngülerden bahsediyor biyoloji biliminin ve diğer bilimlerin ortaya koyduğu. Bunlardan biri hiç kuşkusuz yeryüzünde bütün o canlıların oluşmasını sağlayan iklim koşulları. Yani ancak belli iklim koşulları oluştuğu zaman canlılar türemiş ve bu çeşitlilik oluşmuş. Onun dışında kuşkusuz o iklimleri sağlayan su döngüleri var, fosfor döngüsü var, karbon döngüsü var, besin döngüsü var. Sonuçta hepimiz birilerini yiyoruz, birileri de bizi yiyor. Bir şekilde o döngü dönüyor. Ya da işte yani su döngüsü dediğimiz hani işte suyun buharlaşması, atmosfere çıkması, orada tekrardan su buharına dönüp yağmur olarak yeryüzüne dönmesi şeklindeki döngüler var. Karbon döngüleri de buna benziyor. Çünkü karbon bütün canlılarda, bizde de var olan bir şey. Bütün bitkilerde, bütün canlılarda canlılığın oluşmasını sağlayan bir şey. Biliyorsunuz karbondioksit biyolojide şöyle bir şey. Yani bütün bitkiler besin üretmek için, canlı olmak için atmosferdeki karbondioksiti alıp güneşten aldıkları güneş ışığıyla ve topraktan aldıkları işte minerallerle bünyelerinde bir sentezleme yaparlar ve yaprak üretirler, meyve üretirler ya da bizim için meyve, bizim adlandırmamızda meyve üretirler. Onlar için kendi döngülerini tamamlarlar. Dolayısıyla bu döngüler ne kadar süreyle oluyor, ne kadar nerelerde oluyor ve bunlar için gerekli olan koşullar nelerdir? Bunun böyle %100'ünü böyle çözebilmiş bir bilim yok ama hasbelkader bu döngüler üzerinden biz doğadaki gelişmeleri ile değişimleri, oluşları ve yok oluşları anlamaya çalışıyoruz ve bu açıdan da örneğin son yıllarda bu ekolojik sorunlar, hava kirliliği, su kirliliği, okyanuslardaki kirlilik ve benzeri tartışmalarındaki ya da alanlardaki bilimsel çalışmaların gelişmesiyle beraberdi. Belli bilim insanları bazı döngülerde ve buralarda yaşanan değişimlerden bahsetmeye başladı. Şimdi burada mesela bu aynı zamanda yeryüzündeki canlılığın sürdürülebilirliğinin sınırları, yeryüzünün sınırları olarak da ifade edilebiliyor. Biz bunu işte hani belli ekolojik sistemlerin, yani birçok ekolojik sistem, ekosistemlerden bahsedebiliriz. Ormanlar, sulak alanlar, vadiler, hatta insan türünü de bir ekosistem olarak sayabiliriz. Ya da işte hayvanların oluşturduğu ya da okyanusun derinliklerinde oluşan bir sürü ekosistemler var. Bu birçok canlı türünün bir arada yaşadığı sistemler bunlar. Dolayısıyla buralarda örneğin
9 tane şeyi belirlemişler, kriter diyelim. Yani ya bu 9 döngüde yaşanan sorunlar yeryüzündeki canlı yaşamın devamlılığı açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Kuşkusuz bu tehlike hem bizim için, yani bütün insan türü için, hem de diğer canlı türler için de geçerli olan şey. Birincisi, mesela çokça bildiğimi, çokça konuşulduğu için söylüyorum, iklim değişimi. Küresel iklim değişimi, bunun yani iklim krizi diye ifade edilen ya da küresel ısınma diye ifade edilen şeyin yani bilimsel adı küresel iklim değişikliği. İklim krizi son 5-6 yıldır iklim krizi kavramı kullanıyor. Ondan öncesinde de küresel ısınma kavramı kullanıyordu ama biz küresel iklim değişikliği demeyi daha uygun buluyoruz. Çünkü küresel ısınma deyince bazen şöyle oluyor, ya işte kar yağıyor, işte Ağustos'un ortasında kar yağıyor. Nerede küresel ısınma? Hani ısınma var deniyor. Ya da işte iklim krizi var diyoruz ama işte farklı dönemlerde tam tersi olaylar oluyor ve yani bu sıradan insanlar değil, Trump kalkıyor. Yani öyle iklim krizimizi falan yok. Bunlar birkaç bilim şarlatanının uydurması falan deniyor. O açıdan literatürdeki kavramları doğru kullanmak bizim işimize yarıyor. Küresel iklim değişikliği diyoruz. Küresel iklim değişikliğinin de temel esprisi şu. Yeryüzündeki yani İşte hani neredeyse işte 3,5 milyar yıldan bahsediyoruz. Yani yeryüzündeki canlı yaşam. Ve bunun son 200 yılında, 200-250 yıla tekabül ediyor. İnsansı türlerin oluşumu ve bugünkü biyoçeşitliliğin oluşumunu sağlayan yeryüzündeki ortalama ısının 14, yani 2 az 2 fazla, yani 12 ile 16 derece arasında, ama 14 derecede olmuş. Yani dünyadaki yeryüzündeki ortalama sıcaklık. Bu yıllık bir ortalamadan bahsediyorum. Yani 100 yıllık periyotlarla belirlenmiş bir ortalama ve sanayi devrimine kadar da büyük oranda bu sıcaklık süre gelmiş. Bunu nereden biliyoruz? Bunu çok değişik yollarla öğrenebiliyorsun. Bizi mesela bu ağaçların kütüklerindeki hani çizgiler vardır ya, yaşını gösteren çizgiler. O yaşlar onun genişlik veya darlığına göre, ya da kutuplardaki buzulların çok çok derinlerinden örnekler alarak, oradaki karbon oranlarına ölçerek belirleniyor. Dolayısıyla işte hani biz ağaç halkalarına bakarak hangi dönem kurak geçmiş, hangi dönem çok yağışlı geçmiş falan, bunları çözebiliyoruz. Dolayısıyla o kuraklık ve yağış miktarı aynı zamanda sıcaklıkla da ilgili olduğu için hangi sıcak dönemlerde ne olmuş, bunları çözmeye çalışıyoruz. Ya da işte buzul kayıtlarından çözmeye çalışıyoruz. Bu da çok yani 100 yıldır bunlar biliniyor. Dolayısıyla yani bu 14 derecedeki yeryüzündeki ortalama sıcaklığın son 200 yılda 1.4 dereceye kadar arttığı tespit ediliyor. Hatta şimdi yeni çalışmalar 1.5 derecenin de aşıldığı söyleniyor. Ama yani en azından Birleşmiş Milletler ve onun iklim araştırmaları platformu henüz bunu doğrulamış değil. Dolayısıyla aslında bu 1.4-1.3 derecelik ısı değişiminin de 3'te 2'si 70'den sonra oluyor. 72'den sonra oluyor. Yani bu 70'li yıllar sonra tekrar döneceğiz çünkü çok önemli. Yani 70'li yıllardan sonra ne değişiyor? Ne oluyor? Ama küresel ısınma dediğimiz ısı değişikliğinin büyük oranda 70'lerden sonra gerçekleşiyor. Şimdi bu yani bir ortalama sıcaklığın bir derece artması, azalması niye önemlidir? Yani bu çünkü çok küçük rakamlardan bahsediyoruz gibi görülüyor ama ortalama sıcaklık sonuçta 100 yıldaki bütün sıcaklıkların toplamının ortalaması oluyor. Ama şunu şuradan hesap edin. Yani sonuçta su 0 dereceye indiği zaman donuyor. Sıfırı hafif, yani 0,001 olduğu zaman da erimeye başlıyor. Ya da yani işte 40 dereceye ulaştığı zaman yumurtadan civciv çıkıyor. 40 dereceye ulaşamazsa civciv içinde ölüyor ya da çıkamıyor. Ya da ne bileyim yani tohumun çatlaması da belli bir dereceye bağlıdır. Yani toprağın altındaki tohumun çatlaması da belli bir dereceye bağlıdır. Ya da suyun gene yani çok bildiğimiz bir örnek olduğu için yani işte 99-100 olunca su kaynıyor ya da kaynamıyor. 99.9'da kaynamıyor, orada duruyor. Ama 100 olunca kaynıyor. Dolayısıyla bu aynı zamanda kuşkusuz 1 derecelik ya da 1.5 derecelik artış
Örneğin biz mesela bunu nereden görüyoruz? İşte buzullardaki su yani erimesinden, buzulların erimesinden. Sadece kutuplardaki buzullar değil, işte dağların tepelerindeki buzullar ya da derin vadilerdeki buzullar da eriyor. Dolayısıyla bu buzulların erimesi aynı zamanda ne bileyim başka değişiklikleri de tetikliyor. Ama biz insan olarak bir derecelik ısı artışı, yani örneğin yani işte son birkaç yıldır çok büyük sıcaklıklara denk geliyoruz. Yani örneğin bu yıl 41 dereceyi gördü. Yani yıllık ortalama en sıcak ölçüldü. Şimdi hangi yerde? Şırnak'ta ölçülmüştü. Birkaç yerde daha ölçüldü. Şimdi biz buna adapte olabiliyoruz. Yani bizim için 41 derece olduğu zaman işte suya giriyoruz, klimayı çalıştırıyoruz vesaire oluyor ama bu diğer canlı türleri için geçerli olan bir şey değil. Dolayısıyla bizim dayanıklılığımız üzerinde düşünmüyor. Yani bir derece bir değişiklik okyanusların yapısını, suların yapısını ve toprağın yapısını da etkilediği için birçok canlı türünün de onunla baş edememesine neden oluyor ve yok oluşa neden oluyor. Dolayısıyla bu bir derecelik artış sadece bir derece yani işte 99-100 oluyor meselesi değil, bunun etkisi katlamalı bir şekilde oluyor. Yani işte buzulların erimesi dünyanın yörüngesini etki ediyor ya da okyanuslardaki su miktarının artmasından neden oluyor. Dolayısıyla bu örneğin bir de yani işte okyanusun yüksekliğinin 1 santimetre artması bir dalga boyunun da 1 metre 2 metre artması demek. Dolayısıyla siz sahildeki yerlerdeki yerleşimi düşünün. Yani dalganın 1,5-2 metreye çıktığını düşündüğünüz zaman ortalama diyorum yaklaşık 1,5 milyar insan kıyılarda yaşıyor. Ve kıyı balıkçılığıyla geçiniyor ya da oradaki üretim faaliyetleriyle geçiniyor. Dolayısıyla aslında bir derecelik artışın buzullardaki karı eritmesi ve onun sonucunda okyanuslardaki okyanusların birkaç santim yükselmesi 1,5 milyon insanın ya göç etmesini ya da tsunami ya da ne bileyim ona benzer fırtınalarda can kaybı demek ya da ölmesi demek. Yani olayları biraz bu bağlarıyla düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla iklim krizi ya da küresel küresel iklim değişikliği yeryüzündeki canlı yaşamı tehdit eden, varlığını tehdit eden bir durum olarak ortaya çıkıyor. Peki iklim krizi niye oluşuyor? Bu da şu, yani temel açıklaması şu. Sonuçta insanlar biz oksijen alıp karbondioksit veriyoruz. Ama onun dışında yani üretim süreçlerimizde kullandığımız uzun yıllardır üretim hakim olan temel enerji kaynağı var. İşte petrol, kömür gibi fosil yakıtlar denilen bu maddeleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bunların kullanımı sonucunda bir şekilde atmosfere karbondioksit salımı gerçekleşiyor ve atmosferdeki biriken karbondioksit miktarı yeryüzü tarafından tekrardan emilemediği ya da emilemeyeceğinden çok daha fazla karbondioksit üretildiği için atmosferde birikiyor ve bu birikme bir tür dünyayı bir battaniye ile sarmak gibi sarıyor. Karbondioksiti de neler kullanıyor? Ormanlar ve okyanuslar en önemli ve aynı zamanda meralar yani yaylalardaki o küçük otlar bunlar yani atmosferdeki karbondioksiti en çok emen yeryüzündeki alanlar. Dolayısıyla hem yeryüzündeki üretim faaliyetleri sonucunda üretim faaliyetlerinde kullanılan bu fosil yakıtların yoğunluklu olarak kullanılması ama aynı zamanda bu üretimler gerçekleştirilirken de çok fazla orman kaybına neden olunması, aynı zamanda da okyanuslarda da aşırı kirlenmenin gerçekleşmesi, bu yeryüzündeki yaşamı mümkün kılan karbon döngüsünün bozulmasına neden oluyor, kırılmasına neden oluyor. Çünkü doğa üretilen karbondioksiti kendi bünyesinde eritemiyor. Üretemediği için de atmosferde birikiyor ve sürekli o atmosferdeki şey de artıyor. Normalde yeryüzündeki canlı yaşamın sürdürülebilirliği açısından atmosferdeki karbondioksit miktarının ya da
karbon gibi sera gazları denilen, sadece karbon değil yani işte metan vesaire gibi şeyler de var. Bunların 280 birim olması lazım. Yani milyon metreküp 280 birim olması lazım ama şu an 400'e ulaşmış durumda. Şimdi yeryüzünün tarihine dair kayıtlardan kayıtlara bakarak yeryüzünde ne zaman en son atmosferdeki karbondioksit miktarı 400'e ulaşmış? Buna bakılıyor ve bununla dolayısıyla farklı çağlar arasında kıyaslama yapılıyor. Yani atmosferdeki karbondioksit miktarı 400'e ulaştığı zaman yeryüzünde ne tür olaylar oluyor? O da aslında yeryüzü açısından şunları gösteriyor. Son derece aşırı iklim olayları, yani aşırı sıcaklar, aşırı yağışlar, depremler ve artık birçok canlı türünün yok oluşu demek. Bugün açısından da aslında yani işte bilim insanlarının büyük bir kısmı 1,5 derecenin kritik eşik olduğunu söylüyor. Çünkü 1,5 derece küresel ısınmanın 1,5 derece artması demek atmosferdeki karbondioksit miktarının 400'ü aşması demek. Dolayısıyla 1,5 derece aştıktan sonra bugün aslında yaşadığımız iklim olaylarının hem şiddetlenerek hem sıklaşarak hem de yoğunlaşarak devam etmesi demek. Biz uzun zamandır aslında bu iklim krizi dediğimiz şeyi şu anda yaşıyoruz. Yani eskiden hiç görmediğimiz şeyler, hortumlar görüyoruz. Her yerde görüyoruz. Eskiden hani televizyonlarda Amerika'da, Büyük Okyanusya'da vesaire olurdu. Şimdi artık Akdeniz kıyılarında oluyor. Bu İstanbul'da oluyor ya da hatta Karadeniz'de oluyor. Mesela eskiden de yani çok yoğun yağmur yağardı. Yani ben Karadenizliyim. Mesela 92'de öyle bir yağış oldu, sağanak yağış oldu ve öyle bir fırtına çıktı ki yani şu masanın büyüklüğündeki bir kayayı deniz kıyıya atmıştı. Yakın 92'lerde falan yani tam tarih hatırlamıyorum ama bu kadar aşırı olaylara karşılaşıyorduk. Ama şimdi neredeyse her ay karşılaşıyoruz. Her ay bir sağanak yağış oluyor ve her sağanak yağış bir sele ya da ne bileyim başka bir felakete neden oluyor. Örneğin kuraklıklar ya da aşırı sıcaklar. Yani her yıl geçtiğimiz yıldan daha sıcak oluyor. Şimdi yani hepimizin evinde mesela yaşlılar var. Belki orta kuşak insanlar sıcağa dayanabiliyor ya da parası olan sıcağa dayanabiliyor. Klimayı yani fatura ödeme derdi yoksa klimayı sonuna kadar çalıştırabilir ama Avrupa'da her yıl 200 bin ile 300 bin kişi aşırı sıcaklardan ölüyor. Yani dayanamıyor. Bünye dayanamıyor. Yani tansiyon hastası var, kalp hastası var, ne bileyim karaciğer hastası var, şu var, bu var. Dolayısıyla aşırı sıcaklar biliyorsunuz bunlara iyi gelmiyor ve havasızlıktan insanlar ölüyor. Sonra nereden ölüyoruz mesela? Yani bu aşırı iklim olaylarının yani sadece sel, tayfun vesaire değil. Sonuçta bu aynı zamanda yeryüzündeki yani işte sonuçta Çin'de üretiliyor, Türkiye geliyor ya da Brezilya'ya götürüyor, Brezilya'da üretiliyor, Türkiye getiriyor. Bütün bu döngüyü de etkiliyor. Yani üretilen malların döngüsünü de etkiliyor. Sekteye uğratıyor ya da ne bileyim işte gemiler Kızıldeniz'i geçemediği zaman burada enflasyonla karşılaşıyorsun. Çünkü işte ham madde fiyatlarına zam geliyor. Dolayısıyla sen gıdaya erişemiyorsun vesaire. Bugün en basit cipste bile yani şu şeylerde yediğimiz cipste bile 5-10 ülkeden gelen ürün var. Yani Mısır, Brezilya'dan geliyor. Yağ Ukrayna'dan geliyor. Nişastası bilmem hangi ülkeden Çin'den geliyor. Türkiye'de üretiliyor. Bizim soframıza cips olarak geliyor. Yediğimiz hemen hemen her üründe yani Türkiye'de artık yani şey bile olsa belki Konya Ovası'nda üretilmiş buğday olsa bile o buğdayın tohumu belki İsrail'den geliyor, belki Amerika'dan geliyor. Gübresi muhtemelen Amerika'dan geliyor. Ne bileyim ona kullandığın ilaç Bayer'den geliyor, Hollanda'dan ya da ne bileyim işte Almanya'dan geliyor vesaire. Ya da onun işte üretilme sürecinde yani buğday biliyorsunuz ham şeklinde de gelmiyor. Üretilme sürecinde de kullanılan bir sürü kimyasal var. Dolayısıyla böyle bir küresel olarak birbirine entegre olmuş bir üretimden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aşırı iklim olaylarında
Yani örneğin pandemi sürecini çok fena deneyimledik mesela. Yani işte belli gıda ürünlerine ulaşamayacağımızı gördük. Kendimiz üretemiyorsak, yani işte piyasaya bağımlıysak, BİM'e bağımlıysak işte aç kalma ya da işte yeterince beslenemeyen durumuyla karşı karşıya kaldık. Ki biz hani hasbelkader durumu iyi olanlar olarak düşünün. Bizden çok çok kötü olan toplumlar var. Ekonomik açıdan çok daha kötü olan ya da yani Afrika'yı düşünün ya da Uzak Asya'daki belli bölgeleri düşünün ya da Latin Amerika'da belli bölgeler. Dolayısıyla onlar çok ciddi aslında açlıktan ölümler. Yani bizde yani aslında biz de açlıktan ölüyoruz ama henüz Türkiye'de işte açlıktan öldüğü tespiti yapılmıyor. Yani ona hep her zaman bir kılıf uyduruluyor. Aslında yeterince beslenemeden kaynaklanan ölümler açlıktan ölümdür aslında. Ama biz halen bunu böyle adlandırılamıyor ama böyle bu durumlara karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla aşırı iklim olaylarının etkilerini yani şey yapmış, seller oluyor vesaire. Bütün bu üretim faaliyetlerini etkiliyor. Ya da örneğin aylarca 2 yıl önce Antalya'da 2 hafta sürdü yangınlar, orman yangınları. Şimdi orada üretim yapılamadığı zaman sen işte bütün gıdana Akdeniz'den geliyor. Dolayısıyla sen de burada bu gıdaya daha az erişip ya da daha fazla maliyetle erişmek durumunda kalıyorsun. Dolayısıyla yani ama bütün bunları sadece bir tekil örnekler üzerinde düşün. Bunun küresel olarak yaşandığını düşünün. Yani artık ısınma bu şekilde devam ettiği zaman karbon salımı bu şekilde devam ettiği zaman ve küresel ısınma bu şekilde sürdüğü süre çok yakın bir dönemde ve bu da böyle 150, 200 yıl, 500 yıl falan sonra değil. Yani 5-10 yıl sonra bu tür olaylarda çok daha sık karşılaşma ve dolayısıyla bu tür durumlarda daha fazla insan kaybı, daha fazla toplumsal yıkımla karşı karşıya kalacağınız demektir. Bu açıdan da yani iklimdeki bu döngünün kırılması son derece önemli. Dolayısıyla belki yani çözümler kısmında onu ayrıca konuşuruz. Yani iklim krizinin çözümü nedir? Dolayısıyla bunu sadece işte bilim insanlarının, ekolojistlerinin, 3-5 çevreci tipin meselesi değil. Bu iklim meselesi bizzat hepimizin gündemi olması açısından söylemem gerekiyor. Bununla bağlantılı, yani doğada zaten her şey birbiriyle bağlantılıdır, her şey bir bütündür ama bir başka mesele de yani ekolojik yıkım, ekolojik kriz olduğunu söylememize neden olan şeylerden biri de canlı türlerinin yok oluşunun hızlanması. Yani demin de söyledim yani belli zamanlarda belli canlı türleri yok olur, yenileri doğar vesaire ya da bunların belli bir hızı da var. Yani belli bir oranlama da yapılıyor. Kuşkusuz yeryüzündeki bütün canlıların kaydına da sahip değiliz ama belli canlı türlerinin yok oluşunun hızlanması. Yani örneğin son 50 yılda işte belli tespit edilen yani kayıt altına alınmış canlı türlerinin %7'si yok olma, yani ortalama 7'si yok olacakken %15'i yok oluyorsa bu kuşkusuz ortalamanın çok çok üzerinde bir oran veriyor ve sonuçta biyoçeşitliliğin yok oluşu da şöyle düşün. Yani köy yaşamında bilirsiniz. Yani işte yılan, fareyi, tavuk, yılanı, işte bilmem ne neyi böyle bir döngü vardır. Yani her şey birbirinin ufak olan büyüğünün besinidir. Ve bu böyle döner. Şimdi bu döngü kırıldığı zaman yani mesela bahçelerde tarım yaptığınız zaman düşünün. Sonuçta her zararlının yani bize göre zararlının yani bizim ürettiğimiz fasulyeye dadanan işte bir yaprak biti bize göre zararlı böcek sayılıyor. Ama o zararlıyı çaresi gene doğada vardır. Tırtıllar ya da işte uğur böcekleri ya da belli kuşlar sonuçta o onlarla beslendiği için doğal olarak oradaki şeyde bir canlı türü arttığı zaman başka bir canlı türü onu besin olarak değerlendirdiği için onu dengeleyebiliyor. Ama bu denge kırıldığı zaman yani bir canlı bu denge evet, yani bu denge bozulduğu zaman siz bu dengeyi tamamlamak için ne yapmak zorundasınız? Elden geldiğince ilaç kullanmak zorundasınız. Şimdi dolayısıyla da o ilaçları kullandığınız müddetçe de sonuçta gene yani o ilaçlar ilaç diyoruz ama aslında zehir kullanmak zorundasınız. Çünkü canlıları öldürüyor. Yani ilaçla zehir arasındaki fark bir dozdur. Yani o yani diğer canlıları öldüren şey bizi de öldürüyor.
Yani herhangi bir yaprak bitini, herhangi bir bitki, fasulye, buğdaya, şuna buna zararlı olan bir biti öldüren şey bizi de öldürüyor. Ki öldürüyordu. Çünkü niye? Çünkü o kullandığımız kimyasallar bir şekilde bizim soframıza da geliyor. Biz de o kimyasallar üretilen gıdaları üreterek biz de aslında zehirleniyoruz. Yani onu ne kadar yıkarsanız yıkayın ya da ne kadar sirkeli suda bekletirseniz bekletin. Sonuçta o onlar da bir şekilde topraktan, havadan işlenerek oluşuyor. Onun içindeki kimyasalları çıkaramazsınız. Şöyle düşünün, belki duymuşsunuzdur. Örneğin bu Dilovası'nda ve daha sonra Onur Hamzaoğlu'nun açıkladığı raporlar vardı. Kanser oranlarıyla ilgili raporlar vardı. Sonra Bülent Şık var. Kimyager. O da onun da mesela kanser araştırmaları, bakanlığın yaptığı kanser araştırmaları ilgili raporu açıkladığı için yani başına bir sürü şey geldi, yargılandı, ceza verildi vesaire. Şimdi onlar mesela ortaya koyduğu çalışmalarda çok bariz bir şey var. Artık doğan, yeni doğan çocuğun plasentasında bile mikro plastik dediğimiz maddeler çıkıyor. Yani bu ne demek? Yani yediğimiz içtiğimiz şeylerden artık bizim kendi DNA'mıza, kendi doğamıza karışmış bu kimyasallar. Dolayısıyla o canlılardaki beslenme döngüsünü, biyoçeşitlilikteki bir azalma, kırılma doğrudan, dolaylı da değil, doğrudan bize, bizim gıdamıza, bizim besleme tarzımıza, bizim sağlıklı bir çevrede yaşama olanaklarımıza etkili diyor. Bu açıdan da yani canlı türlerinin niye yok oluyor? Ne oluyor da bu, yani işte dinozorların yok olduğuna dair bir efsane var işte. Yani gökte meteor düştü de dinozorlar yok oldu diyoruz da, ama şimdiki canlı türleri niye ölüyor? Şimdi bu da mesela yani bu konuda yapılan bütün çalışmalarda tam da işte bizim işte kapitalist üretim dediğimiz üretim faaliyetlerinin sonucunda yok olduğunu görüyoruz. Niye bu kapitalist üretim faaliyetlerini işaret ediyoruz? Çünkü bu üretimin gerçekleşebilmesi için azami bir şekilde ham maddeye ihtiyacı var. Bu ham maddeyi sağlamak için de okyanusun derinliklerinden uzaya kadar her yerde madencilik ve benzeri gerçekleştirmek zorunda. Ve bu madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirdiği alanların büyük kısmı da ormanlar. Ormanı yok ettiğinden bir ağaç, tek bir ağaçta bile 40-50 tane canlı türü yaşar. Yani kökünden yaprağına kadar. Siz bu ormanı yok ettiğiniz zaman ormanlardaki yaşayan bir sürü gözle görülen, görülmeyen bir sürü canlı türünün de yok oluşunu hızlandırmış oluyorsunuz. Hani iktidar bazen açıklama yapıyor ya, işte ekolojik köprü yapıyoruz falan diye yolların üzerine. Hani onlar şey, trafik işaretlerini bilmedikleri için o köprüleri kullanamıyorlar ve bir sürü canlı o köprülerde ya da o köprülerin tellerinde ya da menfezlerde bir şekilde can veriyorlar. Ve o canlıların yok oluşu aynı zamanda bizim de bir şekilde yok oluşumuz, yavaş ya da hızlı bir şekilde yok oluşumuza neden oluyor. Diğer bir şey mesela okyanuslardaki kirlilik. Okyanuslardaki kirlilik o kadar bir düzeye gelmiş ki artık yani işte 8. kıta olarak, 7. kıta olarak ifade ediliyor. Yani yeryüzünde 6 tane kıta var. İşte Afrika, Asya, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa vesaireden sonra bir de çöp kıtası var. Yani bu kadar, yani okyanuslarda bu kadar büyük bir çöp kıtası oluşuyor. Şimdi bunun da yani sonuçta okyanuslar dünyanın 1/3'ü ve en önemli karbon yutakları, yani atmosferdeki karbonu alıp oksijene çeviren bir mekanizma. Aynı zamanda içinde milyonlarca, yani yeryüzündeki, yani toprağın üzerindeki, suyun üzerindeki canlılardan çok daha fazla miktarda canlıya sahip ve halen aslında hani işte uzayın derinliklerini keşfediyoruz ama okyanusun derinlikleri konusunda halen bir bilgimiz yok. Oldukça cahiliz. Yani okyanusun derinliklerinde ne yaşıyor, hangi canlı türleri var, bu konuda hani bütün bu bilim insanı bilmiyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bu denizler, işte demin de söylediğim gibi 1,5 milyar insanın geçim kaynağı, yani büyük şeyleri kastetmiyorum, hani o transit gemilerle yük taşıma anlamında değil mi? Küçük kıyı balıkçılığı ya da onunla ilişkin üretim faaliyetleri yapanlar. Dolayısıyla denizler, okyanusta böyle bir sistem. Aynı zamanda da yeryüzünün iklimini de dengeleyen bir faktör. Yani okyanuslardaki sıcak ve su, sıcak soğuk su akımlarıyla aslında mevsimler oluşuyor. Mevsimleri etkiliyor ya da aylık hava değişimlerini etkiliyor. Dolayısıyla buralardaki ısınmaya neden olan her türlü faaliyet o ısı değişimini de etkiliyor. Dolayısıyla bütün bu değişimler
yani dönüp dolaşıp bizim kapımıza dayanıyor. Yani bizim neden olduğumuz felaketler bizi de yok eden bir felakete dönüşüyor. Diğer şey mesela tatlı su kirlenmesi. Bu aslında Türkiye'de çok çok yakından ilgileniyor çünkü Türkiye gerçekten su olanakları oldukça düşük ülkelerden biri. Yani orta derecede bir ülkeyiz ve Türkiye'de aslında iller bazında düşündüğünüz zaman ya da sınıfsal bazda düşündüğünüz zaman %35-40 oranında insan aslında biz su fakiri, su fakirliği çekiyoruz. Yani yeterince su içemiyoruz. Yani ortalama yılda 1000 metreküp su tüketmemiz gerekiyor ama tüketemiyoruz. Yani bazı yerlerde gerçekten su yok. Yani Orta Anadolu'nun kurak bölgelerinde gerçekten su yok. Karadeniz'de de su yok. Yani Karadeniz'de çok yağmur, orman var, yağmur var ama Karadeniz'de de yaz ayları kuraklık su sorunu yaşanıyor. Su kesintileri oluyor. Çünkü orada da yüzey suyu var, yeraltı suyu yok. Yani Rize'de, Trabzon'da bugün su sorunu var. Çok uzak havzalardan su getirmek zorunda kalıyorlar. Yani çok uzak vadilerden, hatta arka vadilerden su getirmek zorunda kalıyorlar. Konya Ovası'nı, Konya'yı biliyorsunuz Obruklar, hatta filmi de yapıldı Kurak Günler diye. Her yıl sayılar artıyor. Obrukların da niye oluştuğu belli. Yeraltı suyunu tükettikçe altı boşalıyor ve çöküyor. Şimdi zaten bizim bir oranı vardı ama bulabilirsem söyleyeyim size. Çok hızlı bir çölleşme var Türkiye'de. Son 5 yıldır kuraklık olağanüstü düzeydeydi. Meteoroloji Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre. Şimdi bu yıl biraz o kuraklık azalmış gözüküyor. Ama halen kırmızı seviyede. Ama hızlı bir şekilde yani Konya Ovası, İç Anadolu hızlı bir şekilde çölleşiyor. Çölleştiği yerde de orada yani tarım yapamayacaksınız anlamına geliyor. Ya da orada bırak tarım yapmayı, yaşayamayacaksınız anlamına geliyor. Aslında bir tür iç mülteci pozisyonuna düşeceksiniz. Yani millet Suriyelilerin burada ne işi var falan filan diyor da işte biz de yani senin de İstanbul'da ne işin var pozisyona düşeceğiz. Ya da işte biz de gidip başka memleketlerde aynısı olacağız. Dolayısıyla yaşanan dönüşümü bir kader birliği şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Çok uzak değil. 1967'de mi ya da 72'de tam hatırlamıyorum ama mesela Çevre Bakanlığı yok. Yani devletin açıkladığı şey var. Bir Türkiye'deki suların durumuyla ilgili. Ya bugün artık yanından geçemeyeceğimiz dereler o günlerde içilebilirmiş. Yani örneğin bugün Gediz Havzası yani Gediz Nehri yani bırakın içilmeyi yanından geçemiyorsun. Neyse hocam? Ergene o dönemde de kirliymiş ama o kadar kirli değilmiş. Ama Menderes Havzası. Ya ne bileyim Kızılırmak, Yeşilırmak bunlar hani içilebilir yani sular. Sivas'ta mahallelerde çeşmeler vardı ve biz yani çocukların işiydi bu. Günlük bidonlarda su getirdik. İçme suyumuz o çeşmelerden sağlanıyordu. Vanlı var mı aramızda? Van'da da Beyaz Saray'da kafeler, lokantalar bir tane oradan bir beyaz su öyle bir derenin kenarında yapılıyormuş ve su içerken insanlar masadakiler tası dereye atıp doldurup içiyorlarmış. Yani bu yani duyduğum bir 10 yıl falan oldu yani. Öyle yerlerde varmış yani. Yani bugün evet, evet aynen. Bugün Türkiye'de yüzey suların %75'i kirli durumda. Yani bugün kirli olmayan dere bulursak yani artık yapmamız lazım. Yani olağanüstü haline etmemiz gerekiyor. O düzeyde yani. Son 50 yılda 70 üzerinde göl kurudu. Daha doğrusu kuruttuk. Yani İsparta, Konya yöresinde göller bölgesi de deniyor. Oradaki birçok göl kurutuldu. İki nedenden dolayı kurutuluyor. Tarımda kullanılıyor. Aşırı derecede tarımda kullanılıyor. Ve aynı zamanda da arazi açmak için kullanılıyor. Hatay'da işte depremde gördük Amik Ovası, Amik Gölü kurutulmuştu ve onun üzerine havaalanı yapılmış ve tarıma açılmış.
Bu sulak alanların kirletilmesinde de temel iki şey var. Birincisi kuşkusuz sanayi kirlenmesi, evsel atıklar. Üçüncüsü de aşırı su tüketen ürünlerin üretimi, tarımda ürünlerin üretimi. O da aslında bizim çok yani küçük çiftçinin tercihi değil. Türkiye'de yani ne üretileceğin meselesi uluslararası yani iş bölümüyle, iş yani uluslararası kapitalist sistemle ilgili bir şey. Çünkü Türkiye'de aslında Türkiye'nin işte NATO'ya girmesi, Marshall yardımlar almasıyla beraber aslında Türkiye'de şeker, pamuk ve benzeri Avrupa'daki dokuma sektörünün ihtiyacı olan ya da Avrupa'daki gıda sektörünün ihtiyacı olan ürünlerin yetiştirilmesi için böyle bir rol biçiliyor ve onun için de Türkiye'de işte Adana, işte Ege vesaire pamuk üretimine başlanıyor ya da işte Konya Ovası'nda işte aslında kuru tarım yapılması gerekirken, çünkü orası kurak bir bölge, kuru tarım yapılması gerekirken sulak bir, çok su isteyen mısır. Çünkü işte dediğimiz gibi mısırın yani arabaların yağından işte cipsine ne bileyim yani onlar yüzlerce çeşit gıdada kullanılıyor yani. Dolayısıyla mısır üretimi hem Türkiye'de hem de dünyada, Amazonlarda da aynı sorun var. Yani Amazonlarda da, Amazonları bitiren en önemli nedenlerden biri mısır ve soya üretimi. Yani, ki Amazonlar yeryüzünün akciğeri deniyor ve en büyük orman alanı, en büyük ekosistemin, büyük biyoçeşitlilik alanı. Dolayısıyla orayı da yok eden temel şey gıda şirketleri. Gıda ve maden şirketleri. Şeyi zaten yani suların kirlenmesi açısından en büyük felaketi şuradan düşünün. İki sene oldu değil mi? Marmara'da müsilaj yaşandı. Hatırlayalım mesela. Yani o dönemde de yani çokça yazıldı, çizildi ve aslında müsilajın bir tür Marmara'nın ölüm nefesi olduğunu, son nefesi olduğu söylendi ve Marmara'yı yani Marmara'nın öldüğünü düşünüyorum. Yani bu kadar büyük bir gölün, sonuç denizin öldüğünü düşünüyorum. Yani bu hakikaten akla hafsalaya sığacak bir şey değil. Ama ölüyor ve onun için de canlar da ölüyor. Bir cesedin kıyısında biz oturabilecek miyiz? Yani bir canlı sonuçta içindekiyle, suyuyla canlı bir varlık ölüyor ve biz onun kıyısına yaşayabilecek miyiz? Onun üzerinden gezip dolaşabilecek miyiz? Peki yani işte Marmara Denizi'nin ölümü, yani bütün işte hani Yeşilırmağı'ndan, Kızılırmağı'na, Menderes'inden, Gediz'ine, Ergenes'ine, Fırat ve Dicle'ye. Şimdi bütün bu nehirlerin yok olduğu bir coğrafyada nasıl yaşayacağız? Ve yani işte yani eskiden, şimdi çok televizyon seyretmediğim için bilmiyorum. Eskiden hep Afrika'daki çocukların bir damla suya nasıl muhtaç olduğunu gösteren belgeseller izlerdik. Haberlerde izlerdik. Ve biz de aslında muhtaç durumdayız yani. Bir damacana su kaç lira? Yani en ucuzu herhalde 95 lira, 150 liraya kadar gidiyor. Evet. Yani bu şimdi halen çok şey gelmiyor ama uzak geliyor ama çok yakın bir zamanda sonuçta tamamen suyu parayla, zaten parayla satın alıyoruz ama daha fazla, daha pahalı. Şu 10 lira oldu yani, son 4 yılda 10 lira oldu. 25 kuruştan 10 liraya geldi. Bazı yerlerde daha da pahalıya satılıyor. Yani kafenin lüks durumuna göre. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde bu suya erişememe sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Yani yeryüzünde 3,5 milyar insan, bu bizim uydurmamız da değil. Yani Birleşmiş Milletler'in kendi açıklamasına göre 3,5 milyar insanın suya erişim, yani güvenilir, istediği zaman suya erişemiyor. 1,5 milyar insan da zaten temiz suya erişemiyor. Yani o hani hakikaten belgesellerde gördüğümüz şey çok geniş bir insan nüfusunun ciddi sorunu. Yani o kirletilmiş suları bir şekilde süzüyorlar, müzüyorlar, öyle içiyorlar. İçmek zorunda kalıyorlar ve o kirli sular içtikleri için de bir sürü tedavi edilebilir hastalıklarla maruz kalıyorlar ama zaten sağlık sistemi de olmadığı için çok kısa bir zamanda hastalıklardan ölüyorlar. Ağır bedeller ödüyorlar. O açıdan da kuşkusuz yani işte su krizi deniyor ama aslında bu bir su krizi değil. Yani bu tamamen suların şirketler tarafından kirletilmesi ve gasp edilmesi sorunu. Çünkü sadece Türkiye'de, tüm dünyada da kirletici sektörlere dair herhangi bir
Çok önemli. Yani niye kömür kullanmak zorunda kaldık? Yani 200 yıldır niye insanlar kömür kullanmak zorunda? Başka alternatifi yok muydu? Vardı. Yani şimdi mesela dünya tartışılıyor ya, yenilenebilir enerji kaynakları. 200 yıl önce de vardı. Yani yel değirmenleri vardı mesela. Yel değirmenlerinden rüzgar gülü yapmak zor değildi. Kömür kullanıldı çünkü kömür üretimi en ucuzdu. Petrole geçildi çünkü petrolün üretimi en ucuzdu. Niye? Zaten Orta Doğu'da üretiyorsun. Çok hızlı bir şekilde üretebiliyorsun. Zaten çalışanlara para vermiyorsun. Orta Doğu ülkelerine zaten bir şey alıyorsun, götürüyorsun. Bir şey yok. Kömürü de zaten toprağa kazsan kömür. Altından çıkarıyorsun, işçileri çalışıyorsun. Son derece ucuz. Ucuz olduğu için kömür kullanıldı. Ucuz olduğu için petrol kullanılıyor. Bugün de ucuzladığı oranda şey değişiyor. Yani üretilen ürünler değişiyor. Yoksa ama niye ucuz? Nasıl ucuz? Şirketler için ucuz. Hayat için ucuz değil. Halk için ucuz değil. Doğa için ucuz değil. Şirketler maliyet şirketler tarafından üretim gerçekleştirildiği için ucuz. Yoksa örneğin yani daha kolektif bir mülkiyet olsaydı, şirketlerin kar hesabı yapmayacağı bir üretim modeli olduğu zaman orada zaten kar zarar hesabı ortadan kalkar. Otomatik olarak yararlı mı değil mi? Topluma yararlı mı, insana yararlı mı, doğaya yararlı mı değil mi? Buna göre de üretim yapabiliriz. Ve insan soyu milyonlar, binlerce yıl bu şekilde üretim yaptı. Yaptığını biliyoruz. Yani tarihten biliyoruz, arkeolojiden biliyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla bugün bir şeyin ucuza üretilip üretilmemesi meselesi kimin için ucuz? Neye göre ucuz? Sorusuyla beraber sorulup cevaplanması gereken bir şeydir. Dolayısıyla kullandığımız ham maddeler, kullandığımız teknolojilerin ucuz mu, pahalı mı vesaire. Mesela plastik çok ucuz. Değil mi? Yani hatta bir yani değerli bir hocamızla bu tartışması da olduk. Yani plastik olmasaydı Afrika'ya bu kadar gıda gönderilemezdi. Çünkü plastiğe konduğu için ucuza mal oluyor. Dolayısıyla Afrika. Ama niye Afrika'dakiler senin bir tas plastik tasındaki çorbaya ya da bir yemeğe muhtaç durumda kalmış? Bu soruyu sormadan ya da bu küresel ilişkileri sorgulamadan tekil örnekler üzerinden ve yaptığımız analizler hepsinde bir handikapla karşı karşıya kalabiliyoruz. O açıdan Türkiye gerçekten su fakiri ülkesi, çok hızlı bir şekilde suları kirleniyor. Bunun hiçbir denetimi de yok. Yani müsilajda olsun, başka yerde olsun şirketlerin maliyetlerini düşürmek için devlet zaten elden geldiğince bir sürü teşvik uyguluyor, bir sürü kıyak uyguluyor. Dolayısıyla hatta bunun kirletilen suların arıtılmasını da gene kamu ya da belediye üstleniyor. Şirketler bunu üstleniyor. Yani şirketler ancak o da bir sektör olarak yani oradan alıp oraya satacağı bir şey olduğu zaman yani kirli suyu alıyor, arıtıyor, sonra bize satıyor. Yani biz gene orada bir sektörün sektörleştiği oranda kirli suyu arıtıyorlar. Öbür türlü de hiçbir şekilde denetlenmeden doğaya salınıyor. İbrahim Hoca demin bir örnek de verdi. Yani emperyalist ilişkiler içinde de yani küresel ekonomi sistemindeki emperyalist ilişkiler içerisinde de emperyalist kapitalist ülkeler Türkiye gibi, Brezilya gibi, Hindistan gibi ya da daha bağımlı ya da işte gelişmekte olan kapitalist ülkelerde hem bu doğaya zarar veren madencilik, enerji ve benzeri gibi ya da kimyasal metallerin üretimi gibi süreçleri gerçekleştiriyorlar. Buralarda emek ve doğa ucuz olduğu için. Sonrasında çöplerini de bize veriyorlar. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle Adana, Mersin bölgesinde çöp çok büyük miktarda dünyadaki Çin yapıyordu bu işi. Çin'den sonra biz birinci sıraya çıktık. Yani Avrupa'nın bütün çöpünü neredeyse biz alıyoruz ve o da bir sektör oluyor. Oradan devlet teşvikiyle alıyorlar bu arada. Yani kimse cebinden para koyarak da yapmıyor. Devlet teşviki almak için geri dönüşüm şirketi kuruyor. Geri dönüşüm şirketi kurduğun için uluslararası ve ulusal yeşil fonlar diye bildiğiniz fonlar var. O fonlardan alıyorsunuz. Devlet size teşvik veriyor. Vergi indirimi yapıyor. Siz Avrupa'nın çöpünü alıyorsunuz. Geliyorsunuz bir kısmını arıtıyorsunuz işine. Para eden şeyleri arıtıyorsunuz. Gerisini ne yapıyorsunuz? Hop doğaya. Hop tarım alanlarına. Hop dere yataklarına. Hatta çoğu durumda ne yapıyorlar? Çakıyorlar. Kibriti yakıyorlar.
Ve yani düşünün yani sonuçta bu plastiği biz de yakıyoruz. Yani yani bu mikroplastiklere bölünüp havaya karışıyor. Havadan da suya, yağmurla beraber yine bizim üzerimizde yağıyor. Yani bu sonuçta o mikroplastikler yok olmuyor. Aynı şey mesela başka bir geri dönüşüm sektörü olan gemi geri dönüşüm sektörü. Alia. Geçen sene çok gündem olmuştu. São Paulo gemisinin yani kanserojen ve asbest yüklü, aynı zamanda nükleer atıkları olan bir gemi Türkiye'ye geliyordu. Aliana'da Türkiye'de en çok kanser vakasının yaşandığı yer. Her yerde bir kanser var. Dilovası zaten sanayinin en kirli sanayinin yoğunlaştığı yer. Evet. Dolayısıyla ya şimdi bu yani şimdi bir boyutu da oraya geleceğiz. Yani dolayısıyla hani o yani kullanan at kısmının da çöpünü de bize geliyor. Sadece bize değil. Bütün yani bizim gibi ülkelere aynı zamanda çöpü de oturuyor ve dolayısıyla bu da ayrıca bir kirlenmeye neden oluyor. Diğeri de kuşkusuz yeryüzündeki arazi dönüşümü ve tarım deseninin değişmesi. Dolayısıyla gıdanın üretimi. Burada da sonuçta tarım. Hocam ben ayrılmak zorundayım. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hani önemli konulara parmak basıyorsunuz ve bir tek şunu söylemek istiyorum. Sanki bu bizim dışımızdan işte başka yerlerde başka insanlara oluyormuş gibi düşünüyoruz ya. Hı-hı. Öyle değil. Çocukluğunuzdan itibaren yaşadığınız hava olaylarını takip etseniz, maruz evet. kaldığınız atıyorum işte kirlilikleri evet ama ulaşabildiğiniz kaynakları takip etseniz bile kendi hayatınızda nasıl değiştiğini görebiliyorsunuz. Benim çocukluğumdaki yağmurlar kalmadı mesela. Kar da yağmur yağarken şimdi aniden yağıp kaçıyor yağmurlar. Bu bile bir acayip olur. Kar yağmur yerlerden artık kar kalmamaya başladı. Trakya bölgesinde mesela. Hep bunlar gariplikler. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum kendi adına. Valla hocam tanışan memnun oldum. Zaten tanışıyorduk ama yüz yüze oldu. Zaten sevgisiyle bekliyorum. İnşallah. Hoşçakalın. Biz de çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah, hoş geldin abi. Şeyden devam edebiliriz. Tarımla, gıdayla. Yeryüzündeki ormansızlaşmanın en temel nedenlerinden biri tarım. Çünkü endüstriyel tarım çok hızlı bir şekilde mevcut tarım alanlarının hızlı bir şekilde verimsizleşmesini, toprağın ölmesine neden oluyor. Çünkü endüstriyel tarım dediğimiz ya da aslında daha doğru ifade eden kapitalist tarım en küçük birimde en fazla verimi almaya yönelik bir tarımdır. Çünkü yani bir metrekarelik topraktan siz yani 10 ton domates almayı hedeflersiniz. Daha sonra şirket öyle hedefliyor. Çünkü ne kadar çok üretirse o kadar çok fazla pazara mal verecek. Dolayısıyla oradan da daha çok para kazanacaktır. Onun kafası öyle çalışıyor. Dolayısıyla bir birimden daha fazla verim, daha fazla ürün almanız için de sonuçta toprağın içindeki kimyasalların belli bir sınırı var. Yani onun verimliliğinin belli bir sınırı var. Ne kadar yani hangi tohumu ekerseniz ekin o belli bir oranda verir. Yani onun içindeki ne bileyim bileşikler, moleküller, su oranı sınırlıdır. Dolayısıyla ama bu sermayenin işine gelmiyor. Çünkü sermaye hem o topraktan en fazla ürünü almak istiyor hem de onu en hızlı bir şekilde almak istiyor. Çünkü pazara en hızlı ürünü sunan ilk başta tüketiciye erişir ve dolayısıyla tüketici en fazla ürünü de o satar. Dolayısıyla onun bu hız ve verim tutkusu toprağa da olağanüstü bir işkenceye dönüşür. Yani toprağa işkence yaparak verim almak zorunda kalır. Onun da yöntemi ne oluyor? Birincisi işte demin de söylediğiniz gibi pestisit dediğimiz işte hem aslında tohumdan meyvesine kadar ki bütün aşamalarda yani tohumun değiştirilmesi, toprağın değiştirilmesi, ağacın gövdesinin değiştirilmesi, ürünün değiştirilmesi ya da ona müdahale şekli ifade edebileceğiniz süreçleri tekabül ediyor. Tohumdan başlıyor iş çünkü her tohum
her zaman istediğiniz gibi ürün vermez. Ama sermaye her zaman emrine amade bir tohum ister. Nasıl emrine amade bir işçi isterse, istediği zaman gidip çalışacak, istediği zaman gidip evde yatacak. Hani öyle başka işlerde gitmeyecek. Ama her zaman emrine amade bir işçi istediği gibi emrine amade bir tohum ister. Her koşulda ya da onun belirlediği koşullarda, onun belirlediği şekillerde, onun belirlediği miktarda ürün verecek tohum ister. Bunun için de bütün genetik bilimi, bütün biyoteknoloji denilen şey tam da bunun için uğraşır. Dolayısıyla öyle bir tohum üretir ki o yılın her döneminde ya da 5 yıl boyunca aynı şekilde ürün verir. Hatta şekli bile aynıdır. Bunun için ne yapıyor? Bir kere tohumları hibritleştiriyor. Ya da direkt DNA'sına müdahale ederek, yani gediolu dediğimiz genetiği değiştirilmiş organizmalara dönüştürüyor. Başka ne yapıyor? Bu verimliliği vermeyecek tohumları devre dışı bırakıyor. Nasıl devre dışı bırakıyor? O tohumları patentliyor. Patentli olmayan tohumlarla yaptığın üretiminden elde ettiğin ürünleri pazara gelip satmana izin vermiyor. Hatta toprağa da ekmene izin vermiyor. Çünkü eğer onun arasına komşuysan diyor ki bunlar döllenir, benim tohumum bozulur. Dolayısıyla benim yanımda bu tohumu ekemezsin, bana zarar veriyorsun der ve sonuçta bunlar devasa şirketler olduğu için de yani güvenlik güçlerini, mahkemeyi, devleti harekete geçirip sizin o tohumu üretmenize izin vermiyor. Diğer türlü nasıl yapıyor? Tohumu toprağa attı ama toprakta o zaman istediği kadar şey yok, gübre yok ya da işte bileşikler yok. Bununla sağlamak için ne yapıyor? Gübre üretiyor. Dolayısıyla onu o tohumu kullanırken onun ürettiği gübreyi de kullanmak zorundasın. Hadi gübreyi de kullandın, toprağa işte nitrat, azot, potasyum ekledin toprağa. Çıktı. Şimdi o artık onun hızlı bir şekilde büyümesi, yapraklarının geniş olması için de başka şeyler kullanman lazım. Yani başka ilaçlar, kimyasallar kullanman gerekiyor. Sonra orası da işte çeşitli doğada engelleyemiyorsun, böcekler vesaire falan geliyor. Dolayısıyla onları engellemek için başka ilaçlar kullanıyorsun. Sonra meyvesi işte raf ömrü uzun olsun, işte soğuğa da sıcağa da dayansın, şekli olgun olsun, rengi parlak olsun, işte büyük gözüksün. Yani biz de yani böyle kargacık burgacık domatesleri almayız ya da salatalıkları almıyoruz. Böyle parlak, iri domatesleri tercih ediyoruz. Yani bize de onların iyi olduğu anlatılmış ve benimsetmiyorum. Dolayısıyla onları o şekilde üretmek için de başka başka kimyasallar üretiyor ve dolayısıyla bütün bu süreç aslında bir ne diyelim, işte bir plastik üretir gibi ya da bir mermer üretir gibi planlanmış bir üretime dönüşüyor. Dolayısıyla bütün bu kimyasal süreçlerden gelişen bir gıda üretiliyor. Bu da hem o tarımın yapıldı ki bu tarım biliyorsunuz yani öyle 3-5 dönümlük arazilerde olmuyor. Binlerce dönümlük arazide oluyor ve bu binlerce dönümlük arazide en fazla 5 yıl dayanıyor toprak. 5 yıl sonra artık onların hesabına göre marjinal faydayı sağlayamıyorlar. Ne kadar yani ektikleri tohuma verdikleri gübre, su, ilaçlar artık oradan aldıkları ürünün maliyeti karından daha fazla olduğu zaman artık orada üretimi bırakıyorlar. Dolayısıyla orası öyle çorak, çoraklaşmış, verimsizleşmiş, kısırlaşmış, yani limon gibi sıkılıp kenara atılmış bir toprağa dönüşüyorlar ve dolayısıyla yeni toprak alanları açmak zorundalar. Yeni toprak alanlarını açmak için de ne yapmak zorundalar? İki yolu var. Bir, ormanları açıyorlar. İki, halkın kullanımında olan meraları, yaylaları özelleştirip ya da gasp edip oraları tarıma açıyorlar ya da mevcut işte küçük üreticilerin ürün arazilerine el koyarak ya da onlar zaten yani bir şekilde iflasın eşiğine gelmiş küçük üreticilerin topraklarını el koyarak oralarda bu üretimi gerçekleştiriyor ve o da en fazla 5 yıl sürüyor. 5 yıl sonra tekrar başka alanlara girmek zorunda. Aynı şey yani bu çok Türkiye'de de bu oluyor. Mesela artık Trakya'daki ya da Bursa'daki ovaların birçoğu Monsanto'nun artık. Bayer'in. Onlar orada üretimler yapıyorlar. Yani bu şirketler çok uzakta değil, buradalar. Ve dolayısıyla burada bu tarımı yapıyorlar. Yani gediolu ya da işte hibrit tohuma dayalı endüstriyel tarımı yapıyorlar.
ve biz de bir şekilde bütün o bu tarım alanları hızlı bir şekilde çoraklaşıyor. Sadece bu Trakya'da, Ege'de değil, iki sene önce Şırnak'taki orman yangınları vardı, orman kesimleri vardı orada, belki siz de görmüşsünüzdür. O vesileyle Ahmet'e gittik, oradan da Şırnak'a geçtik. Ahmet'te Karacabey Havzası'nda, Dicle Havzası'nda Bayer'in ürettiği mısır ve onun tohumlarıyla tarım yapılıyor. Yani ki o Karacabey Havzası Türkiye'deki çok önemli tarım havzalarından biridir yani. Ve şimdiye kadar işte karpuz yetişti, şu yetişti, bu yetişti, artık o hepsi bahçelerinde, o Dicle'nin kenarlarında Bayer'in ürettiği tohumların tarımı yapılıyor ve bir süre sonra göreceğiz ki artık orada tohum tarım yapılamıyor. Çünkü biraz daha aşağısına, Dicle, Fırat'ın biraz daha aşağısına Irak'ta aynı şey oldu. Irak'ta Saddam'ın devrilmesinden sonra o Fırat'ın Dicle'nin kenarındaki tarım alanları endüstriyel tarım şirketlerine geçti. Monsanto'ya geçti, Bayer'e geçti ve başka isimler aklıma gelen şirketlere geçti ve onlar 5 yılda orayı çoraklaştırdı. 5 yılda. Ve orayı terk edip gittiler. Orada artık tarım yapılamıyor. Daha sonra tarım yapılabilmesi için 5 yıl, 10 yıl geçmesi gerekiyor ki o topraklar kendilerine gelsin. Bunu biz önceden her yıl Nadas'a bırakırdık. 2 yılda bir Nadas'a bırakırdık. Onlar hiç Nadas'a bırakmadan direkt bu endüstriyel tarım yaptıkları için topraklar çoraklaşıyor ve gıda üretilemez hale geliyor ve bu üretimin sonucunda da hem küçük köylüler topraklarından oluyor, gıda üretemez oluyorlar ama endüstriyel şirketlerin eline geçtiği için gıda üretimi biz de ya zehirli gıda alıyoruz, yani BİM'den şuradan buradan aldığımız ucuz gıdalar aslında büyük oranda zehirli gıdalar, ya da işte Migros ya da daha pahalı şeylerde de çok daha pahalı alıyoruz. Ama burjuvazi kendisi için ne yapıyor? Örneğin işte Aydın Doğan Gümüşhane'de, Kelkit Ovası'nda sadece onların tüketebileceği gıdalar üretiyor. İyi tarım diyorlar. Yani işte Koç'un Migros'unda görürsünüz iyi tarım logolu ürünler görürsünüz ki çoğu da pahalıdır. Ya da bizim hiç içine giremeyeceğimiz dükkanlarda bu tarım ürünleri satıyor. Dolayısıyla tarımda kullanılan ürünler, bu gıdanın üretimi hem toprağı kirletiyor, hem çok yoğun su tüketimine neden oluyor, hem havayı kirletiyor, hem biyoçeşitliliğin yok oluşunu hızlandırıyor. Dolayısıyla böyle çok boyutlu bir yıkıma neden oluyor. Dolayısıyla bu da ormansızlaşmaya ve diğer kirlenme nedenlerinden dolayı da ekolojik yıkımın diğer bir boyutu olarak görüyoruz. Ya bunun dışında çok fazla şeyler de var. Mesela hayatımızda doğada olmayan kimyasallar, yani işte belli ihtiyaçları gidermek ya da belli daha karlı oldukları, daha ucuza üretip daha karlı kullanılabilmesi kullanıldığı için ve birçok sektör içinde ham madde olduğu için üretilen envai çeşit kimyasallar var. Yani bunların sayısının 500'ü aştığı tahmin ediliyor. Çünkü çoğu zaman da bilmiyorsunuz. Yani o aldığımız ürünlerin arkasına içindekiler yazıyor ama o içindekilerin çoğunda aslında yazılmayan bir sürü şey de oluyor. Yani onları çözmek için de çok gelişmiş laboratuvarlar gerekiyor. O laboratuvarlara da biz sahip olamıyorsun. Zaten açmana da izin vermiyorlar. Yani örneğin Blanchip'in çalışacağı bir laboratuvar. Yazıyla da okuyamıyoruz. Zaten bir de okuyamıyoruz. Zaten okumayalım diye de yapıyorlar. O ayrı mesele ama dolayısıyla da o kadar çok kimyasal var ki bunlar sonuçta birikiyor. Yani doğada birikiyor. Bunlar yok olmuyor. Yani var olan hiçbir şey yok olmuyor. Biriktikçe de bunların etkileri de öngörülemez oluyor. Yani neye mal olacağını bilmiyor. Çünkü ancak bazı şeylerin etkileri çok uzun sürede ortaya çıkıyor ve bunu da kontrol edebilmen için senin bunları gözlemleyebilecek, denetleyebilecek, test edebilecek olanaklara sahip olman gerekiyor. Ama zaten biz, yani bizim gibi zavallı kulların böyle olanakları yok. Laboratuvarlarımız yok, üniversitelerimiz yok. Olana da izin vermezdi çünkü devletle şirketler arasındaki iç içe geçmeler zaten buna izin vermiyor. Sonuçta bütün bunları yapmaya izin veren ve bu şirketlerin bu faaliyetlerini garantiye altına alan, güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayan da bir silahlı devlet gücü var yani. Devlet bizzat bununla mükellef ve dolayısıyla bizim bunlara da öğrenmemize de bu tür faaliyetleri engellememize de izin vermiyor. O açıdan da dolayısıyla yani ama
Hasbelkadir, hani işte barış akademisyenlerimizden halen üniversitelerde kalmaya çalışan ya da dünyanın farklı ülkelerinde gerçekten halktan, doğadan yana bilim yapmaya çalışan insanlar var. Bunun mücadelesini veriyorlar. Bilginin, halkın yararının üretilmesi için mücadele eden insanlar var. Biz de bunlar sayesinde de öğreniyoruz. Üniversite burjuvazinin okullarında öğrendiğimiz bilgileri en azından deşifre ederek, yani bak bu sizin için işte hakkınızda böyle böyle planlar yapılıyor diyerek, deşifre ederek onları öğrenmeye çalışıyoruz. Ama hasbelkader bizim de doğadan geldiğimiz bir bilgimiz var. Yani halkın bilgisi var. Halkın hafızasında olan, yılların, binlerce yılın birikiminden oluşmuş birikimler var. Yani sen toprağa nasıl müdahale edersen toprak sana ne verir? Bu bilgi sadece üniversitede üretilen bilgi değil. Halkın kendi deneyiminden öğrendiği, ürettiği bilgi. Hatta halkın şiirlerinden, öykülerinden de öğrenebileceğiniz bir bilgi. Onun dışında yani daha birçok boyutuyla bu ekoloji yıkımlara dair emarelerini sayabiliriz. Ama burada biraz şeye geçelim. Yani ne yapacağız? Mücadele konusunda ne yapacağız? Ya bu konuda aslında Türkiye'de yani son 15-20 yılda epey bir mücadele birikimi gelişti. O açıdan şanslıyız. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde bir çevre derneği var. Ve bunlar oradaki kendi yerellerinde yaşanan şirketlerin ekolojik yıkım faaliyetlerine karşı da hele bir durun diyorlar. Yani burada biz yaşıyoruz. Nereden geldiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bize sordunuz mu? Yani çünkü burada biz yaşıyoruz. Sen gelmişsin, burada maden çıkaracaksın ama buradan ben nasıl etkileneceğim deyip bir itiraz, bir reddediş örgütlüyorlar. Ama yani karşı karşıya olduğumuz yıkımın boyutlarının sadece kendi vadimizde, kendi köyümüzde, kendi bölgemizde, ülkemizde olmadığını, yıkımın son derece küresel boyutta olduğunu, yıkımın gerçekleştiren öznelerin de, yani bu şirketler dediğimiz ve şirketlere bağlı devletler dediğimiz öznelerin de küresel olarak örgütlenmiş, küresel olarak birbirlerine bağlı, belli bir hiyerarşiye göre örgütlenmiş bir güçler olduğunu düşünürsek, dolayısıyla dünyanın herhangi bir yerindeki yaşanacak büyük ekoloji yıkımın faturasının bir şekilde bizim evimize de geleceğini bilerek yani ne yapmamız gerektiği sorusuna cevap aramak gerekiyor. Yani sadece benim köyümde olmasın, ben gerisine karışmam deme lüksümüz yok. Çünkü bu hava senin köyünün sınırını bilmiyor. Çernobil bunun en güzel örneği. Daha yakından pandemiyi yaşadık. Pandemi sınır tanımadı, ülke tanımadı, gümrük birliği tanımadı, gümrük kapısı tanımadı. Hiçbir şey tanımadı. Geldi her hepimizi ezdi geçti ve sanırım 15 milyon insanın hayatına mal oldu. Kuşkusuz burada en önemli şey şu. Yani bütün bu, yani bu sistemin nasıl işlediğini iyice deşifre etmemiz gerekiyor. Öbür türlü sistemin şurası ya da burası, şu şirket, bu şirket meselesi olmadığını, yani hiç kimsenin yani kendi doğasının kötülüğünden, babasının, annesinin kötülüğünden ya da haram süt emdiğinden dolayı değil. Bizzat bir üretim sistemi var. Bu üretim sistemine dahil olan herkes o sistemin gereklerine uygun bir şekilde davranmak zorunda kalıyor ya da ona direnmek zorunda kalıyor. Bazıları bu sistemin işleyişinde milyonlarca dolarlık zenginlik, mal, mülk üretiyor. Bizim gibiler de milyonlarca ölüm hesabı tutmak zorunda kalıyoruz. Biliyorsunuz her yıl ortalama 2000 tane iş cinayetlerinde ölüyor. Yani çok basit kurallar, güvenlik önlemleri alınmadığı için ölüyor. Ama ondan daha kötü bir şey daha var ve bu çok mesela kaydını da tutmuyor devlet. Her yıl ortalama 20 bin insan meslek hastalıklarından ölüyor, işçiler. Bunun kaydı tutulmuyor. Türkiye'de meslek hastalıkları bir dönem açıldı. Belli bölgelerde meslek hastalıkları hastaneleri vardı. Onlardan da hemen hepsi kapatıldı. Şimdi bir işte yıllardır söyleniyor Ali Ağa'da böyle bir hastane açılıyor. Çünkü demin de dediğim gibi hani herkes orada kanser. Yani hem gemi dönüşüm sektörü var, hem çok kirli petrol sanayisi var, hem termik santral var. Ve etrafındaki herkes hastane. Böyle sağlıklı birine gidin görün ya da işte belki tanıdıklarınız vardır. Herkes hasta.
ya karaciğer sorunu yaşıyor, ya akciğer sorunu yaşıyor, ya kalp sorunu yaşıyor. Yaşıyor da yaşıyor. Yani sağlıklı birini bulamıyorsun ve çok genç yaşta ölümler görüyoruz. Yani artık yani 15-20 yaşında kalp krizi vakalarıyla karşılaşıyoruz. Yani kanser vakaları Türkiye'de dünya ortalamasının kat be kat üzerinde. Yani sadece bu şeyle ilgili değil. Yani Çernobil'le de bağlı değil. Hatta Çernobil'den daha fazla etki eden şey tam da bu kirli sanayiler ve gıdamızdaki kirlenme. Düzgün beslenemezsen, beslenme namına aldığın gıdalar zehirliyse, koruyucu bir sağlık sistemi yoksa, sağlıklı yani rahatlıkla hastaneye gidip tedavi görme şansın yoksa çok hızlı bir şekilde ölüyoruz. Yani o işçiler boşuna demiyor mezarda emeklilik. Yani 65 yaş emeklilik tartışmanın mezarda emeklilik meselesi. Hakikaten mezarda emeklilik oluyor. Çünkü zaten 65 yaşından sonra harap bitap düşmüş oluyorsun ve gün yüzü görmeden, yani çocuklarınla, torunlarınla vakit geçiremeden ya da köyüne dönüp eski günlerini yad edemeden öbür dünyaya göçmüş oluyoruz. Bu açıdan hakikaten bizim için ölüm başkaları için de büyük zenginlikler. İşte televizyonlarda görüyorsunuz. Yani akıl almaz zenginliklerden bahsediyoruz. Ki bazılarının zenginlikleri 15-20 ülkenin toplam zenginliğinden daha da zengin şeyler yaşıyoruz. Peki bütün bu haksızlık, adaletsizlik nasıl yaşayacağız? Dolayısıyla bunu bütünlükle yaşamamız gerekiyor. Çünkü aynı adaletsizliği yaratan şey doğada da adaletsizlik yaratıyor. Çünkü bütün bu zenginlikleri üretmek için işte madencilik yapıyor, endüstriyel tarım yapıyor, işte hayvancılık yapıyor ve dolayısıyla bütün bu faaliyetlerin sonucunda da çok büyük zenginlikler üretiliyor, çok büyük mallar, metal üretiliyor. Ama bu hem işçilerin, bütün bu çalışanların canı pahasına oluyor. Üretilen ürünlerin çoğu da yıkıma gidiyor. Geri dönüşüme bile değil, yıkıma gidiyor. O açıdan en büyük ekolojik yıkım nerede oluyor? Savaşlarda oluyor. Niye savaşlar oluyor? Çünkü şirketler, devletler kendilerine yeni pazarlar bulmak zorunda kalıyorlar. Çünkü artık belli pazarlar doyuyor. O pazarlarda artık normal rekabet koşullarında yenişemiyorlar. Dolayısıyla ne devreye giriyor? Silah devreye giriyor. Ve yani hepimiz biliyoruz ki Orta Doğu'da her zaman bir işte enerji kaynaklarının paylaşımı için savaş olgusu hiç eksik olmadı. Şimdi de işte hani Suriye'de İran'a yönelik savaş hazırlıklarında olsun ya da örneğin Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşlarda olsun ya. Sadece orada tarihsel bir Ermeni düşmanlığı ya da Ermenilere karşı ırkçılık değil, aynı zamanda oradan geçecek boru hatlarıyla ilgili bir şey. Şu anda Orta Asya'nın enerji boru hatları İran'dan geçiyor ve İran'ı devre dışına bırakmak için Azerbaycan'a Ermenileri katlettirip oraya işgal ettirip oradan bir boru hattı geçirme planları yapıyorlar. Dolayısıyla ya da işte bugün Ukrayna'da cereyan eden ABD ve Avrupa bloku ile Rusya ve Çin arasındaki savaş olgusu. Bu emperyalist savaş kapitalist üretim ilişkilerinin en önemli, en ağır insani ve doğal felaketlere neden olan biçimi oluyor ve bunun da bir aslında bir pazar savaşı, bir ham madde kaynaklarının paylaşımıyla ilgili bir mesele olduğunu görmek gerekiyor. O açıdan da gerçekten çözüm önerilerimizin bugünden yarına kendi köyümüzden yeryüzünün kurtarılmasına, sadece kendimizi değil diğer toplumsal, aynı bu sistemin eşitsizliklerine, adaletsizliklerine maruz kalmış diğer toplumsal kesimlerle işbirliği yaparak, ortaklıklar kurarak düşünmek gerekiyor. O açıdan da evet, ekoloji en başta belki 3-5 ağacın korunması mücadelesidir ama 3-5 ağacı koruma mücadelesi aynı zamanda demokrasi mücadelesidir, aynı zamanda kadın özgürlüğü mücadelesidir, aynı zamanda gıda egemenliği mücadelesidir, kendi kendimizi yönetme mücadelesidir en başından. Şirketlere karşı, kapitalist üretimin o yıkımına karşı kendimize, kendi yaşam alanlarımıza, kendi doğamıza, kendi kültürümüze sahip çıkma mücadelesidir. Ekoloji mücadelesini de böyle kavramak gerekiyor. Nasıl yaşadığımız, ne yediğimiz, ne içtiğimiz ve bundan sonra da bu şekilde yaşamaya devam edip edemeyeceğimizle ilgili bir mesele olarak görmek gerekiyor. O açıdan da işte hani öyle 3-5 çevreciliğin, 3-5 ekolojistin işi değil, hepimizin işi. Kültürel anlamda da işte hepimiz kendi köylerimizi, kültürel alanlarımızdan
kopmuş buralara gelmişiz. Buralarda bu kentin varoşlarında kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz, inançlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Ama betonla bir şey devri daim yapamayız. Yani betonla don değiştiremeyiz. Yani don değiştireceğimiz canlılar gerekiyor. Dolayısıyla o donları da korumamız gerekiyor. Sonsuz olarak da bunu söyleyeyim. Dinlediğiniz, geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun.